Aşkım şunu bir saniye tutar mısın? Tutarım aşkım. Ah çocuklar, çocuklar. Bunlar böyle nasıl bakışlar? Aşk dolu. Ay dilimi ısırayım. Ah be bacanak. İsmet Hanım teyzesinin yüzünü güldürdü ya. Allah da benim yüzümü güldürsün. Beni burada unutmazlar inşallah. Babaanneciğim böyle. Aa, olur mu? Önce sen Laleciğim, hadi. Olur mu öyle şey İsmet babaanne? Önden siz buyurun. Olmaz, evin hanımı sensin. Bu dört duvarı yuva yapan senin varlığın. Sizsiniz, ikinizsiniz. Hadi bakayım, geçin yuvanıza şöyle. Ondan sonra beni buyur edin. Hadi. Hadi. Ev sahipleri, hadi. Buyurun babaanneciğim. Ay 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 ne güzel. Ay vallahi burası böyle huzur dolu, sakin sükunet. Ay her gittiğim yerde kamera görüldü. Vallahi bu yaştan sonra dayanamıyorum. Ay bir şey söyleyeceğim babaanne. Şuraya geçsiniz de yeni geldiniz. Oturun bir soluklanın. Şöyle ben sırtınıza yastık da koyacağım böyle size. Böyle babaanneciğim. Ay sağ ol. Buyurun. Sağ ol. Şöyle bak. Ay çocuklar şımartıyorsunuz beni. Ay güzel gelinim. Ay gel bakayım. Onur gel bakayım. Sen de gel bakayım. Gel. Al, gel gel. Gel, gel. Oh, işte ben bunun için buradayım. Burası huzur dolu. Oh, ne güzel. Ay çocuklar ama ben size biraz emrivaki yaptım değil mi? Estağfurullah. Burası sizin de eviniz. Öyle bir şey duymak istemiyoruz. Lütfen. Böyle söyleyince de üzülüyoruz ayrıca. Ay işte hayat bu, hayat bu. Oh, 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 oh. Ay ne hastalık kalıyor, ne stres kalıyor. Her şey gidiyor. Ay vallahi burası ölüyü diriltir çocuklar. Tövbe ölüyü estağfurullah. Diriltir. Öyle demeyin. Ben o zaman bir annemi arayayım. Emir'i de getirsin buraya ki mutlu aile tablosunu bozmayalım. Bozmayalım, hiç bozmayalım. Ben de bir iş görüşmem var. Bir telefon açmam gerekiyor. Hemen çıkıp geliyorum babaanne. Kalkalım biz geliriz şimdi. Hemen geliyorum. Tabii tabii tabii. Hemen geliyorum. Nasıl, siz nasıl rahat edeceksiniz? Ben yokmuşum gibi davranın. Keyfine bak. Hayır ya nereden, nereden çıktı şimdi bu hafıza kaybı? Bak bütün düzenimiz bozuldu yani. Hayır ben... annemi düşünüyorum Şahat'cığım. Yani bakar mısınız kadının metabolizması allak bullak oldu yani. Of ben de galeriyi dolaşıyorum. Acaba kadın neyi hatırlıyor? İki ay geriye gitmeye çalışıyorum. Hiçbir şey bu... Aa! Layla skandalı iki ayın içinde yok. Yırttık, unutuldu. Oh şükür olsun oh. Var var o bende. Ben onu hiç unutmuyorum. Unutturtmuyorum yani. Helal olsun be. Unutursak kalbimiz kurusun diyorsun. Unutma, unutulanlar unutanları asla unutmazlar. En azından senin plastik makyaj skandalın unutuldu. Onu da ben unutmam Erol'cum, merak etmeyin. Aman, aman tamam. Sen de onu unutmazsan unutma, tamam. Allah Allah. Ayşe hadi rica ediyorum ya. Şimdi annenin sağlığından daha mı kıymetli bu konuştuğunuz konu? Öf. Oğlum sen de abuk sabuk konuşma. Zaten koltuk altından gitti gidiyor. Şu kuşatadığın mevzulara bak yani. Ayıp. Kızım ne yapayım? Pozitif olmaya çalışıyorum. Bardağın dolu tarafını görmeye çalışıyorum. Görmeyeyim mi? Bardağın dolu tarafını içip yarabbi şükür mü diyeyim anacığım? Evde de pozitif mesaj salmayayım mı? Sal. Anne, Onur ve Lale'yi en son mutlu hatırlıyor. Eğer Onur ve Lale bu arada barışırlarsa hiçbir sorun olmaz. Allah korusun. Allah korusun. Ay, hayır yani Allah korusun derken Allah korusun yani annem inşallah böyle uzun bir süre böyle kalmaz. İnşallah bir an evvel toparlanır da Onur'un yediği bütün naneleri hatırlar inşallah yarabbim. Yemin ediyorum ailecek Back to the Future filmi gibi olduk. Geleceğe dönüşüz şu anda. Şu anda zaman içinde free şekilde dolanıyoruz. Hayır yani zaten böyle son iki haftayı hatırlasam bana yeter. Yani şu Onur'u sepetlediği kızımlarını falan yani o kadar. Of babaannem beni nasıl hatırlıyor acaba? Fotoğraflara bakarak da anlaşılmıyor ki. Hep kendimi çekmişim. Hep selfie. Bir tane benim tombişim var. Birkaç tanesinde bak şu arkada. Flu arkada kalmış. Teknoloji ona müsaade etmiyor. Bak büyütüyorum. Bak müsaade etmiyor. Oğlum o filiz mi? Evet. O senin beceriksizliğin olmasın sakın. Sen selfie çekebiliyor musun acaba abi? Senin elin ayarı mı var? Elin titriyor senin selfie çekerken. Allah Allah. O seni görünce ekranda above dediğimden olmuş olabilir mi? Erol. Ha yok yanlış anlaşıldı. Abov demin nedeni şu. Allah'ım abov karıma bak benim bu kadar güzel bir kadın ol. Allah Allah bu ne yahu? Ben buna sahip olamam. Bunu kaybetmeyeyim. Zaten 90-90-90 ölçülerinde birini kaybetmek nereden baksan mandrake. Oğlum. Anacık
Bir keresinde Onur için hazırladığımız karışımı yanlışlıkla içmiştim ya. Hı hı. Senin kafa gitmişti ya. Böyle dünya iyisi, entrika bilmeyen garip bir şey olmuştu. Ay o Halis Murisellerimi babaannem hatırlıyor mu acaba? Tam Filiz'e böyle sevgi pıtırcığı olduğum hallerim vardı ya. İnşallah o hallerimi hatırlıyordur babaannem. İnşallah. İnşallah. Hatırlamaz. Ben babanım. Ben kaç yıllık babanım. Ben bile hatırlamakta zorlanıyorum. Yani böyle bir düşünüyorum. O günleri böyle kafamda yürütmeye çalışıyorum. Olmuyor. Ben hatırlayamazsam annem hiç hatırlamaz. Bilgisayar içine mi yatırsak bu kadını? Çünkü Filiz dosya sildiğinde biz bu dosyaları geri getirebiliyoruz. Babaannem dosya sildiğinde biz bu dosyaları geri getirebilir miyiz acaba? Ay sen bunlar için acaba böyle endişeleneceğini, baby girl'lerin için mi endişelensen biraz? Doğmuyorlar ya. Kızım, evladım, babaanne dediğin de babanın yarısı bile değil. Üç katı yemin ediyorum. Çok üzülüyorum. Babaannemin sağlık problemleri. Oğlum. Babaannemin sağlık problemi var. Çok sağlıksız babaannem. Ya bacanak, bize de çok sürpriz oldu. Babaannem öyle birden sizde kalacağım deyince biz de bir şey diyemedik yani. Biliyorsun sağlık durumlarından ötürü. Ya ayıp ediyorum bacanak yani. Ne diyeceksin zaten? Sen Allah'tan zamanında haber verdin de ben evden çıktım. Sana da çok ayıp oldu ya. Yok be bacanak, yani sen daha ne yapacaksın bana? Ben artık bulacağım kalacak bir yer yani, ne yapayım? Ya aslında bak, buralara çok yakın, benim başka bir yerde. Ya tamam be bacanak, tamam ya. Sen zaten yapacağın her şeyi yaptın bize. Ben artık başımın çaresine bakarım ya. Yalnız bir şey diyeyim mi sana? Bu hastalık mevzu iyi oldu ha. Çok yani hani iyi oldu derken, İsmet Hanım teyzenin böyle sağlığı hemen yerine gelsin de, yani seninle Lale'nin mevzusu hani eskisi gibi şey oldu, o maksatla diyor. Yok bacanak, olmaz artık. O iş bitti ya. Sadece babaannem mutlu olsun diye oyun oynuyoruz. Ay ya, baba gibi. Acaba bu oldu. Bacanak. Bacanak. Eyvah. 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 Oo, nasıl ya? Nasıl oldu? Nasıl düştün? Ha tamam, var mı yapabileceğim bir şey benim? Tamam, tamam, hadi ben arayacağım, sağ ol. Anneciğim. Nereden çıktın sen? Anneciğim, telefonla konuşuyordum da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emir'i ben alayım. Buyurun. Kızım. Ya hiçbir şey mi hatırlamıyor bildiğin? Yok anne, hatırlamıyor. Doktor da sinirden, stresten, üzüntüden uzak duracak dedi. Vallahi yoksa küt diye gidebilirmiş. Aa, tövbe tövbe. Allah korusun. Vallahi işte zaten sağlığı pek iyi değilmiş. Doktor çok uzun yaşamaz dedi. Kızım tövbe. Lale, bir şey diyeceğim. Allah aşkına sizin yüzünüzden gitmesin bu. Ay anne, Allah korusun Allah. Allah korusun. Çok iyi olacaksınız. Tamam, biz de o yüzden bu kadar rol yapıyoruz. Rol yap. Rol yap, belki havaya girersin. Belki o zaman Onur'u da tekrar seversin yani. Anne onu mu düşünüyorsun? Tamam, senin yorumun. Çok gülerek ne olur. Bak ölecekmiş kadın. Tövbe estağfurullah. Gördün değil mi Fikret? Hemen annem Onur'a gitti. E tabi, Onur'un yeri çok farklı. Yani hem beyefendiliği olsun, hem yönetici vasıfları olsun, gerçekten balçıkla sıvanmayacak bir parlaklığı var. Güneş balçıkla sıvanmaz Fikret. Bir hiç uğruna dağılıyordu çocuğumun yuvası, yazık. Allah'tan annemin hastalığı imdadımıza yetişti de yani, birleşti. Sen ne demek istiyorsun Yıldız? Ay Fikret'cim, aşk olsun. Ben çok üzüldüm annemin hastalanması. Allah başımızdan eksik etmesin de. Yani hani o vesileyle Lale ile Onur da bir araya geldi, onu demek istedim. Gelinimin eli de ne kadar lezzetli. Hem de çabuk, bakın iki dakikada börekler, poğaçalar hazırladı. Afiyet olsun ama. Afiyet olsun babaanne. Bol bol yiyin. Daha iyi hissediyor musunuz kendinizi? İyiyim efendim, çok iyiyim. Ay bu evde iyi olunmaz mı bu güzel insanlarla? Böyle birbirini seven insanlarla iyi olunmaz da ne olur? Evet, evet. Allah iyilik versin. Ay, sağ olun. Biliyor musunuz Songül Hanım, ben bu evde ne hastalık ne bir şey böyle huzur doluyorum. Oh, o kadar iyiyim ki. Oh, ne güzel. Ya ben de çok gerçekten dediğinize katılıyorum.
Ben işim gücüm olmadığı zaman kendimi burada alıyorum. Allah sizi inandırsın. Bunlar kumru gibiler. Böyle çık 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 büyü gibiler. Kanarya gibiler. Romeo Juliet'ler gibi. Yok onlar ölmüştü. Tamam. Yok tamam. Allah korusun. Çayı şey yapayım ben. Çayı alayım yok, bari. Yok siz zahmet etmeyin. Yok yoksa sen al. Tamam ben tazeleyeyim. Hemen geliyorum. Çok mutlular. Çok maşallah. Songül Hanım, bu sizin küçük kız, ay bizim Nergis'imiz değil mi? Ay çok güzel, ay çok güzel, çok yakışmış ekrana. Evet yakıştı ya, gençlik işte, heveslenmiş, ben de mani olmayayım dedim. Tabii, iyi yapmışsınız. Songül Hanım, ben sizi çok takdir ediyorum. Böyle bir zamanda tek başınıza böyle 3 tane kız yetiştirmek pırlanta gibi. Hem size bağlılar hem de ayaklarının üstünde duruyorlar hepsi. Çok. Biz çok bağlıyız. Doğru. Maşallah. Hepsi birer pırlanta. Hepsi. Bravo. Çok beceriklidirler. Ay benim emirimin karnı doymuş mu? Ay güler miyim işte? Ay emirin karnını doyurduk şimdi. Sıra bize geldi. Ben bir şeyler hazırlayayım babaanne. Sen de alırsın değil mi emire? Ver onu bana. Ben gelirim hemen. Onurcuğum, senin bir salatan vardı. İçine bir şeyler koyuyordun. Neler koyuyordun öyle? Zencefil. Daha başka bir şeyler de koyuyordun. Babaanne başka tüyo yok. O da benim sırrım. Öyleyse kalk yap bakalım. Ay canım çok istedi. Yapar mısın? Yapmaz olur muyum hiç? Yeter ki siz isteyin. Bak şimdi. Anneyle baba salata yapacaklar mutfakta beraber. Tamam. Anneyle babayı biraz yalnız bırakalım ha? Baba, ne işin var senin burada? Babaannem salata istedi de. Ben yapardım. Tamam benden istedi işte. Benim salatamı daha çok seviyormuş da. O yüzden. İyi, sen yap. Şimdi kadıncağızla kırmak olmaz. Yapacağız. Ama bana sıçradı su. Şey yapsana biraz kız onu bak üstüme hep damladı. Üstüme geliyor su yani. Tamam da şimdi babaannen iyice böyle bütün bu içindeki pislikler falan çıksın ister. Tamam da onu sakince onu temizleyebilirsin ama. Çünkü bir tek sen salata şey yapmıyorsun işte yani. Benimkinin sırrı burada. Babaannem neden bu salatayı seviyor? İşte bu yüzden. Yalnız biraz şurada bana yer açarsan. İşte burası benim yerim ama sıkıntı o. Çünkü çalışamayız bu şekilde. Ama işte tek bir tezgah olunca. Müşterek kullanacağım. Şuradan bir bıçak alırsan. Bir saniye. Pardon oğlum. Şuradan. Hemen. Burada bıçak yok burası. Şurada var işte. Burada bıçak var. Bıçağın yerini bilmiyorum. Bu bıçak. Bununla mı keseceksin? Yeşilli bununla kesiyoruz. Vitamini daha mesela. Yemek programı falan sun bari sen. Yine keseceksin. Ben bu şekilde yapamayacağım ama. Ay vallahi taştı. Ay elim. Ne oldu? Elimi yaktım senin yüzünden ya. Tamam yok bir şey. Aman ne güzel kokular geliyor mutfaktan. Ay kızım ne oldu? Ya, önemli bir şey değil elimi yaktım biraz. Aşkım buz koyalım su toplamasın. Ay geçmiş olsun kızım. Teşekkürler babaanne. Teşekkür ederim. Hadi size kolay gelsin. Sağ olun babaanneciğim. Aşkım. İyisin değil mi? Teşekkürler canım.
Yani ablam bayağı evde kalacak. Ayrılık falan yok. Kalacak tabii. Doktor demiş ki eğer demiş bir kötü bir şeyle karşılaşırsa, olayla karşılaşırsa hücceten ölür demiş. Yani kaybederiz demişler. Bayağı ciddi durum. E onlar da ne yapsınlar? Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler yani. Allah korusun yani. Ay anne, vallahi Allah korusun ha. Yalnız sevinsem, üzülsem hiç bilemedim şimdi. Bilemedin değil mi? Ben de o kadar bilemiyorum ki. Beni de öyle bir ambale ettiniz ki ben bu olayı sevineyim mi, üzüleyim mi? Vallahi ortada kaldım. Haklısın anneciğim, vallahi ne diyeyim. Haklıyım ama ne fayda? Ne fayda? Sadece konuştuğumla kalıyorum. Siz yine yapacağınızı yapıyorsunuz. Anne, ben düşündüm de... Yine ne düşündün? Ay ne olur yine ne buldun? Anne, ben bu reklama elim ekmek tutsun, eve bir katkım olsun diye kabul ettim. Yani sen çiçekçide canını dişine takıyorsun, çalışıyorsun. Benim hiçbir faydam olmuyor size. Kızım sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Senin katkın olmaz olur mu? Ya sen çiçekçilik işini beğenmiyor musun? Ay hayır anne, öyle değil. Yani biraz yükümü senin üzerinden almak istedim ben. Eve bir faydam olsun istedim. Deli misin? Sen katkıda bulunmuyor musun bana kızım? Ya biz beraber kazanıyoruz, beraber harcıyoruz tatlım. Olsun anne ya. Benim bütün kazandığım para sende dursun. Hadi dedim zaten. Ha yok artık daha neler. Kızım o senin hakkın. Senin el emeğin, sen harcarsın onu. Yok yok anne, al sen al. Bu var ya, burayı çarçur eder yer bitirir ha. E kendi parası. Ne isterse öyle yapar canım. Ama gıcık oluyorum ha. Tam böyle sizi bir haşlayacağım falan, usulandırıyorsunuz yani ha. Benim yüce gönüllü. Ay ay ay. Ay. Anneciğim. Ya şey, Kurtuluş enişten de... Sakın. Onun adı bu evde anılmayacak. Tamam mı yavrum? O enişten var ya, o beter olsun. Sürüm sürüm sürünsün o enişten. Rezil sizi. Evet. Bulaşıkları da topladım babaanne. Aa, ne güzel. Ay. Oğlanı da yatırdım. Aşkım. Canım. Sizin bu hallerinize bayılıyorum. El birliğiyle evi çekip çeviriyorsunuz. İşte bu. Uzun evliliğin sırrı bu. İş bölümü. Hayatı paylaşacaksınız. Ele bu oğlan. Ay daha dün gibi gözümün önünde böyle kısa pantolonlu ortalıkta diye dolaşıp koşturup duruyordu. Ya ya. Şimdi büyüdü de böyle kocaman kendi çocuğu oldu. Eh. Ama bak, mazi demişken hadi şu fotoğraflarınızı getirin de eski hallerinize bakalım. Fotoğrafları mı? Evet evet. Albümleri getirin de sizin şöyle çocukluk hallerinize, yetişkin hallerinize, bebekliğinize falan bakalım hadi. Ya o zaman ben getireyim mi, albümü getireyim ben? Hadi git de gel. Tamam. Hadi canım. Canım. Babaanne hiç üşenmez. Vallahi hiç üşenmez. Abisi var ya, yemin ediyorum böyle eski sıfatına dönmen daha iyi oldu. Biz seni öyle sevdik be oğlum. Enteresandır, Nergis'i de öyle sevdi. Hakikaten abi değil mi ya? Böyle daha iyi yani. Samedin mi? Ben bu gece arabada kalsam bir sıkıntı olmaz değil mi? Yok abi, ne sıkıntı olacak ya? Onur Bey de kızmaz sana zaten. Ya zaten bacanak sever beni. Ya İsmet Hanım teyzenin o kafa gitti ya, yani ondan böyle oldu. Mecbur istikamet araba bize de. Yani Nergis niye bana artık bakmıyor anlamıyorum ki. Bakıyorum bakıyorum, bir şey bulamıyorum ya. Vallahi bak, üstü kapalı, çatımız hazır.
4 tane penceremiz de var. Hava yastığı, mava yastığı, ne bileyim hani mega müzik sistemi, klima milima her şey var ya. Yatılmaz mı burada? Yatılır. Yetmiyor muyum ben Nergis'ime? Akıllıyım, zekiyim, şakacıyım. Benim bıyıklarım da var. Abisi, hani yatarım uyurum diyorum. Arabada yatar uyurum diyorum. Yani arabada yatamazsam sokakta yatacağım diyorum Samet. Yani Nergis'im o kıl kuyrukta ne buluyor inan anlamıyorum ya. Layla Hanım mesela para değil diyor. O zaman fark ne? Yani ben de yakışıklıyım. Benim de kıyafetlerim jilet gibi ütülü. Lan Samet, yemin ediyorum ütüledin kafama. Yeter be oğlum. Bir sus lan, bir sus ya. Of! Ama abi Nergis'im. Lan başlayacaksın şimdi Nergis'inden Samet. Bir sus diyorum ya. Abisi bak, bana bak. Benden fazla konuşan adamla ben yapamıyorum Samet. Of, çek hadi çek. Çiçekçiye git. Hadi çiçekçide kalıyorum ben. Kurtuluş abi. Lan oğlum tamam sus. Yeter diyorum ya. Hadi bas git. Çiçekçiye gidiyorsun. Allah Allah ya. Pes yani sana pes. Nasıl sana pes? Yaptın yine yapacağını. Ben ne yaptım ya? Ne o babaanne, biz merak etme, kendi işimizi kendimiz hallediyoruz oğlumla filan ha? Oğlu olacak ilan etseydin Onur'la biz boşanıyoruz diye. Ya inanmıyorum sana ya. Gerçekten inanmıyorum. Ben sen babaanneyle sohbet ediyorsun diye, bölmeyeyim diye dedim ben hallederim. Allah Allah, ayrıca sen de rol yapacağım diye canımı okuyorsun yani. Ne öyle elini omzuma atıyorsun, canımı çıkarttın ya. Ne? Pes. Yemin ediyorum pes ya. Sen masaj istedin diye ben sana masaj yapıyorum. Şimdi sen bir de bana laf mı söylüyorsun nankör? İstemiyorum masaj. Masaj falan yapma, istemiyorum. Sen fotoğraf çekildiğin kızlara masaj yap. O fotoğraf çekildiğin kızlar dediğin yalnız benim ilkokul arkadaşlarım. Yani yaşları 7 ila 12 yaş arasında değişiyor. Sen onları mı kıskanıyorsun? Ne kıskanacağım Allah aşkına ya? Niye kıskanayım ki ben onları? Tabii canım, niye kıskanacaksın ki? Sonuçta onlar ilkokul arkadaşlarım. Bir de onların daha büyükleri, daha da büyükleri var. Lise arkadaşları mesela. Erkek basketbol takımında oynayan çocuklar gibi mesela. Ne öyle? Babaanneciğim, bizim okul takımında kızların basketbol takımı olmadığı için ben erkeklerle basketbol oynuyordum babaanneciğim. İstediğim yerde istediğim şeyi oynarım, sana ne? Ben de istediğimle fotoğraf çekilirim, sana ne? Araban garajda, anahtarlar da çekmecede. Bundan sonra onu kullanırız. Arabayı falan istemiyorum. Kullanmayacağım. İstemiyorum diyorum, anlıyor musun? Sen yine böyle yine istediğin şeyleri yaptırmaya çalışıyorsun bana Onur. Ya sana yazıklar olsun. Gerçekten nankörsün sen. Ben mi nankörüm? Tamam ben nankörsem eğer sen de fırsatçısın. Her fırsatta bana sarılıyorsun. Sarılma, istemiyorum. Ha ben çok gerçekten istiyorum da beline sarılıyorum böyle hani aşkım bebeğim gibi sarılıyorum zannediyorsun sen öyle mi? Ben ölüp bitmiyorum sana sarılmaya. Babaannem var diye nezaketen öyle yalandan sarılıyorum yani. Yoksa hayatta yapacağım şeyler değil. Asıl sen sırnaşıyorsun babaannem var diye. Her fırsatta hem de. Ay anneciğim çok özür dilerim. Benim aklım gitti artık. Yani baban o kadar çok üzüyor ki beni. O kadar çok üzüyor ki. Çocuğu bari karıştırma. Çocuğu bari karıştırma. Bezi üstünden bağlamış eşi olmam üstünden. Gider misin? Ben daha ne diyeyim ben? Gider misin? Şey yap. Çık. Ben bağlamam. Kurtuluş abi, sen şimdi nasıl gireceksin çiçekçiye? Oğlum bende buranın anahtarı var. Ben ayıp olmasın diye burada kalmıyorum. Bir de son gülen ne gelirse oymasın diye. Bak abi, aklıma ne geldi, ne varsa yine kardeşin de var. Şimdi ben diyorum ki, bahaneyle Nergis'imi arayalım. Lan! Başlayacağım şimdi Nergis'inden abi. Sus bir oğlum. Yeter tamam, bir bit Samet ya. Bir bit, bir bit. Nergis, Nergis, Nergis. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun bir oğlum? Of! Nergis diyor hala herif ya. Ayıp ama. Çok ayıp. Ayıp. Aslında büyüsün nene, tapış tapış yürüsün nene. Ay ay ay. Vallahi sizi böyle görmek benim böyle nasıl içimi huzur dolduruyor, nasıl içim huzur doluyor, nasıl rahatlıyorum, nasıl gevşiyorum. Uyusun da büyüsün nene, tapış tapış yürüsün nene. Babaanneciğim, siz de bütün gün yoruldunuz. İsterseniz yatın. Aa, katiyen yatmam.
Bu tablo bana çok güzel geliyor. O kadar iyi geliyor ki. Oh! Gençleştim. Vallahi gençleştim. Çeker misin elini artık? Ben oğlumla bugün buradaysam sırf babaannenin hatırı için. Unutma bunu. Birincisi ben elimi belinde tutmaya meraklı değilim. İkincisi eğer babaannem hasta olmasaydı ben Emine'i göremiyor muydum yani? Sen bunu mu demek istiyorsun? Ay aman aman. Ay içim geçmiş. Babaanneciğim isterseniz yukarıdaki odada kalın. Ay yatmam, siz yatmadan yatmam. Yatmam. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş pastana. Uyu sana oğlum. Uyu. Sen benim soruma cevap verir misin? Babaannem şimdi burada olmasaydı ben Emir'i göremeyecek miydim yani? En azından beni göremeyecektin, o kesin. O yüzden yat kalk babaannene dua et. Peki sen mi? Ay yine içim geçmiş. Ay çok güzel ninni söylüyorsun. Vallahi kulaklarımın pası silindi. Benim de içim geçti. Ne güzel söylüyorsun, hadi. Annesi babası çok sever. Değil mi benim canım Emir'im? Anneciğim artık. Erolcuğum, babalık yaklaşıyor. Artık uykusuz geceler seni bekliyor. Çocuk uyusun diye kucakta pışpışlamalar, efendime söyleyeyim gaz çıkarmalar. Are you ready? Baboli, are you ready? Bu nasıl bir üslup? Yes, I am ready. I am cool. I am children. İstersen bu birinci seviyede İngilizce konuşmaya devam da edebilirim. Ama dersen ki vatanım vatanım, ana vatanım, gel biraz da Türkçe kaynatalım. Bu çocuklar annenle sana benzeyecek diye gerçekten çok korkuyorum. Hayır, katiyetle. Bizim kızlarımız nedir? Dişi, yani kız. Bunlar kime çeker? Halaya. Bizim evde halay var mı? Yok. Demek ki çekmeyecek. Nereye çekecek? Biz nereye istersek oraya çekecek. Ay, Allah bahtlarını açık etsin inşallah. Benim gibi bahtsız olmasınlar da. Senin bahtında ne varmış Betül? Yediğin önünde, yemediğin arkada maşallah. Yemediğini de gelin yiyor. Agop'un kazı gibi yutuyor maşallah. Allah'ım kelebek geldi. Ay bırak Allah aşkına Şadi, yani görmüyor musun? Yani görmüyor, yok ben kabul ettim artık. Ben yaşarken oğlumun istikbalini göremeyeceğim. Böyle, vallahi böyle. Yani tam böyle şirketin başında görüyorum. Yani hak ettiği mevkiyi de. Sonra böyle bir şey oluyor gene, birileri gene bir şeytanlık yapıyor. Böyle elimin böyle ucundan böyle gidiveriyor mevki. Yani ay nedir benim bu çektiğim çile ya? Vallahi yıprandım. Anam yemin ediyorum sen mi ben mi? Ben de yıprandım. Ben bu emeği Barcelona takımına verseydim şu anda 75. dakikada Messi böyle bekliyordu. Erol çıksa da ben girsem diye. Erol. Bizim babaannene yardımcı olmamız lazım yavrum. Bak babaannenin hatırlaması gerekenleri ona hatırlatmalı. Unutması gerekenleri de böyle böyle halının altına süpürmeliyiz. Çok doğru bak. Anında çok doğru. Annem heyecanlanmamalı. Bu yüzden Onur ve Lale bahsini kesinlikle anneme ne yapmıyoruz? Açmıyoruz. Yoksa çok fena bozuşuruz söyleyeyim. Yani olur mu öyle şey? Annecik yani ne biçim sözler bunlar yani? Böyle şeyi düşünmek bile yani gerçekten biraz şey yani. Ay hiç böyle bir şey yapar mıyız yani? Şahit sanki bizi tanımıyormuş gibi uyarıyorsun burada. Allah Erol senin de gözüm üstünde yani. Gerçekten bir yanlışına bakıyorum. Bir cezalandırmayayım seni bir daha. Helal olsun be. Vallahi bu da klasiklerin kraliçesi oldu. Af ve ceza. Filizovski. Benim de ayarlar gitti. Beni de bir köşeye çekti ve rotbalans yaptırın. Bir şey yaptırın. Aa, ne yapıyorsun? Çıkar mısın lütfen odadan? Çıkmam. Niye çıkayım ya? Unuttun galiba biz evliyiz ya. Burası da benim odam filan. Ha? Maalesef. Unutmam mümkün mü sence? Baya baya yatağa yattın yani hani. Ne yapacağım Lale yatmayıp? Gidip misafir odasında mı kalayım? Babaannem bizi görünce ne diyeceğiz? Yani var mı mantıklı bir açıklama? Yok. İşte o yüzden diyorum yani biliyoruz da söylüyoruz burada. Biliyoruz da söylüyoruz. (Gülüyor)
Yatmayacak mısın? Yatacağım. Ama senin yanında değil. Sen bilirsin. Ben bileceğim tabii. Sen mi bileceksin? Ben bileceğim. Şöyle geçerim. Rahat rahat. Yatarım. Oh. Ne karışalım olur ne görüşelim. Yatarım burada ben. En azından kafam rahat olur. Burada böyle yatarım. Güzel güzel yatarım. Sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Onur ışığı kapar mısın lütfen? İlla rahatım bozulacak ya. Çocuklar. Buraya gel. Şurada gel buraya. Şunu tut. Babaanneciğim. Babaanneciğim buyurun. Ah, yatmamıştınız. Uyumamıştınız değil mi? Yok. Uyumadık babaanne. Biz de Lale ile laflıyorduk. Şimdi Lale rahatsız. Yataktan. Biz de onu konuşuyorduk. Ne yapsak ne etsek diye. Hayırdır Laleciğim? Şu şekilde oldu. Bu yatağın yaylarında bir sıkıntı vardı. Önümde geçen bel bölgeme doğru bir batma oldu. Ama şimdi olmuyor. Mesela onu konuşuyoruz biz de. Nasıl olmaz diye gibi. Asla yok. Aman Laleciğim. Yani iyi bir uyku için yatak çok önemli. Böyle huzurlu, rahat bir yatak olmalı. Eğer rahatsızsan hemen değiştir. Beline de yazın. Rahatsızsan değiştir. Rahatsız. Sen değiştiririz aşkım. Değil mi? Ben o zaman güzelce bir deneyeyim. Tekrar hani olacak mı batma gibi bir şey. Ona bir bakayım. Şayet tekrar batarsa, yani rahatsız olursam o zaman değiştiririm. Değiştiririz. Tabii, tabii değiştirin. Merak etmeyin babaanneciğim. Siz ne istemiştiniz? Ben şarj aletimi getirmemişim de. Yani hani böyle ilaç için falan alarm kuruyorum. Hani şarj lazım. Var mıydı? Olmaz mı, olmaz mı babaanne? Var bir sürü. Buyurun. Teşekkür ederim. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin babaanne. Size de. Ne? Gidiyorum. Yavaş yavaş şöyle. Oh, vallahi kraliçeler gibi artık orada yayılırsın ha. Ben de burada rahatsız. Bak, yaylara bak sıkıntılı. Yaylarda yatacağım artık, ne yapalım? Bu espriler. Biraz yoksa orada yatayım ya. Onur ışığı kapar mısın lütfen? Ya sen kapar mısın? Onur ışığı kapar mısın lütfen? Lale sana daha yakın ama. Sen kapa. Ya gerçekten çok yorgunum. Lütfen sen kapat. Ya hayır sen kapa. Onur ışığı kapa. Anneciğim. Peki bugün öğretmeninize pasta götürecek misiniz? Evet anne. Dilara'nın annesi pasta getirecek. Ha. Kerim'in annesi de poğaça getirecek. Ay desene teneffüs arasında böyle ziyafet var diye anneciğim. Anne biz de öğretmenime kocaman bir bukat çiçek yapalım mı? Ama öğretmenimin ellerini sıymasın. Sıymasın anneciğim. Kocaman yapalım. Hem de en kocamanından yapalım. Oh bir tane. Oley! Oley! O zaman hadi hadi çocuğumuza girelim anneciğim. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Heh, sen geç geliyorum anneciğim. Anne! Anne! Kişi anneciğim ne oldu? Yavrum gece soğuk oluyor diye kapıyorum, ne yapayım? Ha, işiyormuş. Bana bak, inmişsin, cimmişsin, hırsız mısın? Biz nereden bilelim be, ha? Korkuttun bizi!
Senin tıraş olduğun vakitte acaba kaç kişi hazırlanabilir diye düşünüyordum. Ağaç oldum burada. Bugün senin dersin yoktu değil mi Lale? O zaman acelen de yok. Yani benim dersimin olup olmaması seni banyo işgal edeceğin anlamına gelmiyor ama. Çok rahatsız olursan evdeki diğer banyoları kullanabilirsin Lale. Sinirle benden çıkarmana gerek yok. Ben mi sinirliyim? Koltukta rahat uyuyamadın galiba. Yo, ben gayet rahat uyudum. Öyle mi? güzel, o zaman bundan sonra orada kalmaya devam edersin. Olur, yatarım. Böyle mi tehdit ediyorsun beni? İyi. İyi. Günaydın. Sana da günaydın. Ne biçim kıyıyorsun öyle benim? Ne ağır elin var senin de ama ya? Az bile yaptım. Az bile yaptım Kurtuluş. Çocuğu ne biçim korkuttun? Vay. Anayım diyorsun yani ha? Gerekirse kartal gibi böyle. Hiç sırnaşma. Çok acıdı mı baba? Vallahi babacığım hani çok acıdı demeyelim de yani. Ne bileyim biraz canım yandı tabii. Ne bileyim hani belki böyle şuramdan öpersen geçer. Oy, galiba şuram da biraz acımış babacığım ya. Oy, benim başım da mı acımış biraz bakayım? Ama ya kollarım da acımış benim ama. Oy, gel bakayım şam buraya, gel. Babasının bir tanesi. Şam babanın lokman hekimiymişsin kız. Öpe öpe iyileştiriyorsun babasını, ha? Anneciğim, hadi git babana bir bardak su getir. Kendin de iç, tamam? Tamam anne. Hadi fırla, hadi fırla babacığım, hadi. Sen ne alıyorsun siz dükkana girdin be, ha? Ne yapayım ya? Ne yapayım yani? Siz beni evden kovduktan sonra sokakta kaldım. Allah Allah. Hani gerçi Onurlar'da kalıyordum ama işte o... İsmet Hanım teyzenin başına gelen mevzudan sonra eve geldi. Benim de evde kalacak yerim olmadı yani. Allah Allah. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin hiçbir yerde kalacak yerin yok. Hatta bu dünyada içecek bir bardak suyun kalacak yerin de yok Kurtuluş senin. Yavrum ne biçim laf ediyorsun öyle ya? Tövbe de ya. Ayrıca ben ister miyim yani öyle olsun ha? Karımın sıcacık koynundan kalkayım, sokaklarda yatayım. İster miyim yani? Ay ay, benim güzel kızım büyümüş, babasına su mu yediriyormuş? Ver babacığım, ver. Oh! Yemin ediyorum su değil, elinden bal içiyorum sanki ya. Babacığım, çok özledim kız seni. Baba, sen hep burada mı kalacaksın? Vallahi ne bileyim be babacığım hani sonuç olarak... burası da bir iş yeri tabii yani. Kalmak olur mu bilemiyorum ama... İyi tamam, kal, kal. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum. Bana bak ama. Sabah erkenden çıkıp gideceksin, annem seni görmesin tamam mı burada? Ayrıca nasıl bıraktıysan burayı öyle aynı kalsın yani. Ayıp ediyorum dedim, tamam o bende, merak etme. Dağıtma bak ortada. Tamam yavrum, tamam bende o. Ay evladım, iki lokma bir şey yeseydin, doğru dürüst bir şeyler yeseydin. Böyle aç açına gidilir mi hiç? Babaanneciğim çok acelem var, benim toplantıya yetişmem lazım. Zaten toplantı kahvaltılı. Orada bir şeyler atıştırırım ben, tamam mı? Sen merak etme. Lale, sen böyle kocanı aç mı yolluyorsun işe her sabah, ha? Yok, o şekilde olmuyor babaanne. Ben her sabah işe gitmeden önce kendi ellerimle besliyorum kocacığımı. Ama bugün acelesi var diye böyle oldu, bugünlük. İyi madem iyi. Tabii. Bu seferlik öyle olsun, tamam. Tabii ki babaanneciğim. Lale her sabah mükellef bir sofra hazırlar bana. Bir kuş üstü eksik adeta. Karşılıklı kahvaltımızı yaparız. Beni işe öyle uğurlar yani. Ay maşallah. Ay maşallah. O zaman bana müsaade. Tabii, güle güle canım. Güle güle güzel oğlum. Görüşürüz. Aşkım. Canım. Görüşürüz bebeğim. Görüşürüz aşkım. Bir şey istersen ara, tamam mı? Tamam, merak etme canım. Seni seviyorum. Ben de seni. Görüşürüz. Kolay gelsin aşkım. Sağ ol aşkım. Nergis,
Bak sana ne diyeceğim. Efendim anneciğim. Ben düşündüm taşındım. Neyi anneciğim? İşte bu artistlik hevesini falan izin veriyorum. Reklama mı? Yoksa başka bir şey daha mı çeviriyorsun arkamdan? Ya neyse o işte, ona izin veriyorum. Gerçekten mi? Ne gerçekten? Ama sana müjdeli bir haberim var. Benden hiçbir şey gizlemeyeceksin. Yemin ediyorum sana bir daha yalan söylemeyeceğim. Yemin ederim. Sen nereye gidiyorsun? Kimlerle kontratlar imzalıyorsun? O kontratta ne maddeleri var? Sonra bir takım kutular geliyor sana geldiği zaman. Aa bu bana değil falan diyorsun. Bunların hepsini öğrenmem gerekiyor. Ya anne. Tabii ben sana bu reklam olayını anlatmadığım için o Koray Bey'in gönderdiği hediyeleri de açıklayamadım. Ya biz öyle uydurduk işte. Beğendi falan diye. Sen yine uyduruyorsun. Ha? Ağzın mı alıştı yalana yoksa? Yani kendine itiraf etmek istemiyor musun yavrum? Lan şu gözlerine bak Allah aşkına. Ben kaçın kurrasıyım kızım ya. Böyle bakıyorsun. Yani diyeceğim o ki... Biz adam yemeyiz. Getirirsin çiçekçiye tanışırız. Gerçekten mi? Evet evet tamam. Annem. Ay. Hiç hoşlanmıyor ama böyle işte seviniyor. Ne içiyorsun ya sen öyle? Su. Su mu? Ne oldu? North Sea'de gemilerin mi battı? Hale bak. Ah ah sormayın Layla Hanım. Ya ne oldu? Girlfriend'ler haber falan mı var? Ne? Ben bilmiyorum ki girlfriend var mı yok mu? Olsa tabelayla gezeceğim sevgilim var diye. Tişört yaptıracağım yani. O beni sevmiyor. Başkasına yar oldu. Sen ne kadar taş kafasın. Ben sana ne dedim? Kendine güveneceksin dedim. O kız benim olacak diye uzaya mesaj göndereceksin dedim. Ne dedim? He, her yere mesaj gönderdik ki uzay kaldı. Ya benle gel plan yapacağız. Plan? Plan. Hadi. Yok. Yok Hürriyet Hanım vazgeçmedim. Sadece İsmet babaannenin rahatsızlığı yüzünden geçici bir durum bu. Siz gönderin boşanma dilekçesini. Ben okuyup imzalarım. Ha gönderdiniz bile. Gelmek üzeredir diyorsunuz. Ah kapı çal. Tamam tamam geldi galiba. Ne var oğlum? Lale Hanım'ın bunları okuyup imzalaması gerekiyor. Ben alıp hemen geri götüreceğim. Allah Allah. Ne imzası öyle? Resmi kağıt mı bu? Dur bakayım, ver bakayım bana onları sen. Ay, bir dakika, bir dakika. Mahkemeye. Bir dakika. Bu şeyle ilgili... Bir bankayla aramda bir sıkıntı oldu da benim. Onlara ben dava açtım. Bu evraklar da onun evrakları. O yüzden yani ben onları bir... Dur. Ne mahkemesi kızım? Bu ne mahkemesi? Tüketici mahkemesi. Dava açtım. Aysak... İmzalama kızım, dur imzalama. Öyle okumadan imzalamak olur mu? Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Hem bak bakalım bir düşün. İnsanoğlu kendisi de hata yapmış olabilir. Bir düşün bakalım acaba sende bir hata var mı? Yani bir iyice gözden geçirdin mi ilişkilerinizi? Gözden geçirdim tabii. Bankayla olan ilişkilerinizi demek istiyorum. Evet, yani tabii ki gözden geçirdim. Telafi etmelerini bekledim, özür dilemelerini bekledim. Bankanın, yani bankadaki insanların. Ama yok, eski taz, eski hamam. Yok, dur. Yani hiçbir adım atmadı mı? Hiç böyle yani gönlünü almak için, hatasını telafi etmek için... hiçbir özür falan dilemedi mi? Ya, müşteri ilişkileri bankanın, özür dilemedi mi senden? Sıfır. Yani çok bekledim telafi etsin diye ama maalesef ben de kartları iptal ettirdim. Dava da açtım, mahkemeye de verdim, imzamı da attım. Hadi bakalım, hadi. Çok teşekkürler, görüşürüz, iyi günler. Babaanne ben sana ne diyeceğim? Niye böyle hazırlandın, dışarı mı çıkıyorsun? Doktora gidiyorum çocuğum. Tamam ben de gel senin, tek başına gitme. Yok. Zaten şimdi Emir var. Emir'le olmaz öyle çocukla da. Zaten şey soracağım, ne yiyeceğim, ne içeceğim. Söylemişti ama ben unuttum işte. Ben gelirim, akşam üzeri gelirim. Tamam, haber verirsin bize. Tamam. Hadi. Az kalsın yakalanıyorduk ya. Bana bak, poğaçalayıp çayını içip... Hemen kalkıp gidiyorsun. Hiç numaradan ardın almaya falan kalkma, tamam mı? Ayıp ediyorsun yavrum ama sen de bak benim böyle boğazıma düzüyorsun teker teker yani. Ayrıca ben ne zaman sana numara yaptım? Aa, doğru diyorsun. Sen bana hiç numara yapar mısın? Hep ben sana yapıyorum numaraları ya.
Bana baksana sen. Şu karnından gelen gurultular var ya, ha ben ondan bile şüphe ediyorum. O kadar inanmıyorum sana. Teşekkür ederim. Yani ne bu karnımın gurultusu, ne bu kalbimin gümbür gümbür atışı, hepsi yalan biliyorum Nilüfer. Tek gerçek var, o da sensin. Ayrıca teessüf ederim, eskiden benim kalp atışlarımı 100 metre ileriden duyardım. Şimdi midemin gurultusuna konsantre oluyorsun. Ya, o çok eskidendi kurtuluş. Çok böyle eskide falan kaldı biliyor musun? Sana artık benim şu kadar şeyim kalmadı güvenim. Şu kadar güvenim. Kuş oldu böyle brrr diye uçtu gitti. Sana yemin ediyorum Nilüfer, o güveni ben tekrar kazanacağım. Söz veriyorum sana. Sen önce Nergis olan borcunu kazan. Kazanacağım yavrum, onu da kazanacağım. Yemin ediyorum geleceğim, tıkır 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 sayacağım hepsini önümüze. Hı. Kim bilir o parayı hangi dalavelerle, hangi hilelerle kazanıp vereceksin. Şimdi fark ettim yavrum bak. O gözlerindeki şüpheyi şimdi fark ettim. Yalnız yok bunun. Ben akıllandım öyle at yarışıydı. Kısa yoldan para kazanma işlerini bıraktım. Alnımın teriyle kazanacağım. Tabii. Biz de yedik. Tamam yavrum. Biliyorum para kolay kazanılmıyor ama ben gerekirse kas gücümü, bu irade gücümü kullanacağım. Alnımın teriyle o parayı kazanacağım. Göreceksin bak. Yavrum. Ben sana gül bahçesi vaat etmiyorum. Alın teri, gözyaşı, kan vaat ediyorum. Kurtuluş, benim artık bu laflara karnım tok, sen biliyor musun? Hı? Hayvan terli artık, yemiyor yani. Tamam yavrum, tamam. Bak böyle çok güzel oldu, hoşuma gidiyor. Annem gelin. Annem gelin. Bak böyle, buraya da bir şey yapsak. Ay! Ay benim annem, çok özledim seni, gel. Ay çatlak, çatlak. Kurban olurum sana. Ay çatlak bu. Maşallah, kendine bak. Yani bizim aile hakikaten hepimiz birbirimizden çatlağız ha, ben dahil. Maşallah. Sana şimdi güzel bir kahve yapayım mı aşkım? Ay yap yavrum. Yapayım, Betül'cüğüm. Annemin durumunu biliyorsun değil mi? Hayır, senin anlayışın biraz kıttır da idrak edememişsindir belki. Ettim Yıldız'ım, biliyorum. Ne güzel, ne güzel. O zaman bunu bir daha bana tekrar ettirmezsin değil mi Betül'cüğüm? Şimdi ne yapıyoruz? Annemin yeni sağlık ve hatırlama durumuna göre hayatlarımızı yeniden dizayn ediyoruz. Değil mi efendim? Bana bak. Sen böyle kibar kibarcık, hanım hanımcık konuştuğun zaman senin bu istedikleri olacak mı zannediyorsun? Sen bir aslına dönsene bakayım Yıldız, bir aslına dön bakayım, ne diyeceksen dümdüz söyle. Münasip olan benim oğlumun koltuğa oturması Betül. Ay ilahi Yıldız Hanım yengeciğim. Hay siz çok yaşayın değil mi? Son 3-5 senede duyduğum en güzel espri. Ama güldük eğlendik bitti, lütfen makamımı terk edin. Benim de bu holdingin gayri safi milli hafızasını ayakta tutmam gerek. Erol, ne halin varsa gör, ben gidiyorum. Dur Onur! Şunu düşündünüz mü acaba? Annem geldiğinde durumu aynı görmezse, hatırladığı gibi bulmazsa, şoke olursa ve kalbine inerse oğulları ne yapar? Hepimizi şutlar, hepimizi. O zaman siz de hatırlatmayın efendim. Otur koltuğa, otur! Tut kolçakları, sıkı sıkı. Evet, bundan sonra hayatımızı annemin hatırladığı şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Yıldızcığım, lütfen istirham ediyorum senden. Bu holding işleri son derece ciddi işlerdir. Bak bilanço. Bunlar asal şakaya gelecek şeyler değil. Ay maazallah, bir düşer yani dördümüz bir araya gelsek toparlayamayız. Cehalet, sen nelere kadirsin ah oğlum. Çocuklar, nasılsınız çocuklar? Babaanneciğim hoş geldiniz. Hayırdır? Niye böyle onun odasında toplandınız siz? Anneciğim, siz neden gelip duruyorsunuz şirkete? Efendim? Niye kendinizi yoruyorsunuz? Neden zahmet ediyorsunuz? Evde kalıp dinlenseydiniz ya. Ah babaannem, anıt gibi başımızda maşallah. Geleneklerinin, şirketinin hep peşinde maşallah, inşallah. Aa! Onur ayakta, şu anda fark ediyorum. Yemin ederim şu anda. Oğlum sen niye ayaktasın? Güzel evladım, gelsene bakalım koltuğuna. Gel bakalım buraya koca oğlan. Gel. Otur bakalım tahtına. Analar tahtını yapar da bahtını mı? Nasıl mı? Evet babaanneciğim. İşte her şey hatırladığınız gibi. Ya. Lale, inanır mısın? Bu kız nerede kaldı? Bu kız nerede kaldı? Değil mi? Nerede? Sayıklıyordum resmen. Ya kalbim çok temizmiş. Ay ne güzel de uyuyormuş. Ay canım benim. Ne oluyor abla, anlatsana. Ay ne olsun, İsmet babaanneye rol yapıyoruz işte. Ne olacak başka?
Selçuk rol mü yapıyorsun? Çünkü hani karıcığım, kocacığım falan gayet iyiydi. Çünkü İsmet Hanım'ın derdinden ben sizinle ilgilenemedim bile. Evet, yani canım cicim diyoruz anlamasın diye. Ama başka da bir şey söylemiyoruz. İyi ki de söylemiyoruz. Demeyelim yani birbirimize başka bir şey. Peki özlemiş misin? Neyi? Kızım yuvanı, düzenini. Kocanı. Yok, özlemedim. Ev dediğinde dört duvar zaten. Özlemedim. Peki ne yapıyorsun? Yani canım kocacığım, kocacığım falan filan. Ondan sonra gidip odanız... Yani İsmet babaanne anlamasın diye aynı odaya çıkıyoruz. Sandalyede uyuyorum anne ya. Belim tutuldu. Aa, yok artık. O yüzden ben özlemedim. Ben sizi özledim. Çiçeklerimi özledim. Seni özledim. Sen var ya sen. Ver. Mevzuyu değiştireceği zaman hemen böyle şirinlik yapar. Otur şuraya. Otur. İsmet Hanım ne yapıyor? Çok zorluyor bizi. Şeyi hatırladınız mı babaanneciğim? Dedem benim için derdi ki, Erol'um derdi, başka bir şey demezdi. Evet, evet. Erol benim number one'ım derdi. Evladım, ben son zamanları hatırlamıyorum. Son iki ayı hatırlamıyorum. Geçmişi, dedeni gayet iyi hatırlıyorum. Senin için ne düşündüğünü, ne söylediğini de iyi hatırlıyorum evladım. Anlıyorum. Anneciğim, peki ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi siz aslında daha evvelden yaşlı olan gelininiz Yıldız'da ikamet ediyordu. Evet anne, yaşlı olan geliniz. Fakat sonra birdenbire tamamen kendi isteğinizle bizim evimizde yaşamaya karar verdiniz. Bizim, yani benim küçük gelininizin Betül ve biz de tabii ki sizin bu tercihinizden de son derece mutlu olduk. Yani peki siz bunu hatırlıyor musunuz? Yok, hatırlamıyorum. Hiç. Bak Betül, şöyle emirin bakıcısı gibi böyle bir sinir bozucu bir şey. Babaannemi yorduk. Babaannemi fazla yorduk. Öyle hissediyorum. Yani öyle birisi hatırlıyor. Öyle birisi var mıydı? Yoktu. Olabilir mi öyle birisi? Lütfen babaanneciğim. Sizin de aklınız vallahi sürpriz yumurta gibi. Ne çıkacağı belli değil. Allah Allah. Neyse, bana soracağınız başka bir şey var mı? Hatırlatmak istediğiniz? O zaman ben gideyim. Buyursunlar sultanım. Allah zihin açıklığı ver. İnşallah, inşallah. Kızım yemin ediyorum hücum yapalım. Erken golü yiyordu. Bundan sonra savunmaya biraz daha dikkat edelim. Lütfen kontra yiyoruz. Catenaccio oynayalım bundan sonra. Full defans. Ne? Italiano. Tamam. Yani şimdi Onurcuğum tabii Lale ile çok zor bir durumda kaldınız babaanne yüzünden ama... bir taraftan da bunun iyi yönlerini görmek, iyi tarafından bakmak lazım diye düşünüyorum sanki. İyi taraf hangisi oluyor anne? Babaannemin rahatsızlanması mı, yoksa dün Lale ile birbirimizi boğacak duruma gelmemiz mi? Rica ederim Onurcuğum. Ben de çok üzüldüm babaannenin hastalanmasına. İnan yani perişan oldum. Ayrıca Lale ile ikinize bu durumu da hiç yakıştıramıyorum. Sanki böyle evrenden bir mesaj geliyormuş gibi geldi. Hani boşanmayla hastalık arka arkaya gelince böyle evrenden sana doğru bir mesaj geliyor gibi. Hani hissediyorum ve sanki bunu fırsata mı çevirsen acaba? Sen bunu başarırsın. Bilmiyorum ya. Yani ben ortada fırsat falan görmüyorum yani kendiliğime çevirebileceğim. Biz Lale'yle konuşamıyoruz bile. Bu saatten sonra avukatlar konuşur zaten. Biz konuşmayız yani. Sen yine de iyi düşün yavrum. Lütfen. Müsaadeni isteyeyim o zaman ben. Ne zaman müsaade senin? İyi günler diliyorum ve lütfen tekrar söylüyorum. Düşün yavrum. Fırsat. Bu fırsat olabilir. Tamam anne, tamam. Selamun aleyküm bacanak. Bacanak hoş geldin. Ne abi? İyi, sağ ol. Sen? Eyvallah, ne olsun. Eyvallah. Bacanak, hayırlı olsun. Dönmüşsün odana gene, oturmuşsun koltuğuna. Yemin ediyorum çok sevindim ha. Döndük odaya. Da Lale ile aramız, ya bilmiyorum işte bacanak yani bir yandan babaannemin iyileşmesini istiyorum. Bir yandan da diyorum ki yani şu anki süreç acaba bizim için bir fırsata dönüştürülebilir mi? Bilmiyorum, arada kaldım yani kafam çok karışık şu an. Ya bacanak bir dur ya, bir bırak şöyle oluruna bırak, bir aksın ya, kasma bu kadar yani. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum bak, inanıyorum ben, her şey çok güzel olacak. İnşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah benim işim de düzelir ya. Ya bir şey diyeceğim sana. Acaba ben ne diyorum, Songül annemin hafızasını mı kaybettirsem ha? Hani bu İsmet Hanım teyzeninki gibi. Ya şu mevzu nasıl olmuştu? Bir anlat bakayım bana en baştan. Sen
Sen ciddi misin? Kurtuluş öyle şey olur mu ya? Ne diyorsun sen Allah aşkına? Ha. Yok ya, ben öyle ciddi şey yapmadım ya. Hani öyle şakadan soruyorum hani. Nasıl olmuştu? Bakınız Onurcuğum, layık olduğu masaya yine oturdu. Entrikalarınız, oyunlarınız bir işe yaramadı. Ana oğul. Aşk olsun yengecik, aşk olsun. Ne entrikası acaba? Sizin evladınız ne yaptıysa kendi elleriyle kendine etti. Hepimiz gördük, izledik çok şükür. Pelin Sucuğum videoda tane tane anlatmış, ağzını yediğim. Hepimiz izledik derken, siz orada değil. Siz bir kere cezalıydınız, evdeydiniz. Nasıl izledin? Sen nerede izledin acaba videoyu, öğrenebilir miyim? İzlemedi. Allah Allah, izlemedi. İzledik derken şey demek, izlemiş kadar oldum demek istiyor benim oğlum. Çünkü gittiniz her yerde vıcık vıcık vıcık. Herkese anlattınız, Filiz de geldi zaten bize. Evde anlattı, Allah Allah. Açıkça ifade etmek istiyorum ki, yalansınız ve de dolansınız. Benim oğlum dedesinden devraldığı bayrağı eşiyle ve oğluyla birlikte sonsuza kadar dalgalandırmaya devam edecek. Dedesi de bayraktardı. Ve sizin entrikalarınız hiçbir zaman işe yaramayacak. Yazık. Filiz, sizin bu entrikliğiniz yüzünden dünyaya güvenip çocuklarını doğuramıyor. Acıyım bu kadına. Yazık. Aa yenge, ben sana bir tane tost yaptırayım böyle diyet. Kepekli bir şey, kaşar maşara. Çok teşekkür ediyorum bir tanem. Ben artık diyeti bıraktım çünkü zevkten yağları veriyor. Entrikalı oğullar sizin. Açtım, açtım. Filiz, yavrum, güzel kızım, bebek gelinim, lütfen rica ediyorum. Sana doğur artık, lütfen yavrum. Ya ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım, benim bebeğim gönlüm çıkmak istemiyorsa ben ne yapayım, zorla mı çıkardı ya? Tamam çocuğum, özür diliyorum kızım, tamam çok özür diliyorum. Tamam, bir şey sorabilir miyim? Siz acaba Erol'um, yavrum, siz ikiniz acaba bu çocukların doğum tarihini bir buldurtunuz mu doktora? Buldurtmaz mıyız anacık? Modern tıbbın bütün imkanlarıyla hesaplattık. Benim hesaplarıma göre şu anda yavrular ikinci sınıfta. Filiz, yavrum, lütfen, yalvarıyorum, doğur! Bacanak, ben o zaman kaçayım artık ufak ufak be. Malum benim şimdi Nergis'e olan borcumu ödemem lazım ya. Yalnız bu sefer öyle katakulli falan yapmak yok yani. Olduğu gibi, dürüstçe. Kurtuluş, otur iki dakika. Senin şu borç meselesini bir halledelim. Halledelim bacanak da yani. Nasıl halledeceğiz bilemedim ki. Ya sen Nergis'in borcunu kapat, o konu bir kapansın. Ondan sonra artık çalışırsın, zamanını ödersin bana. Yok be bacanak. Şimdi ben bir sınava giriyorum. Yani alnımın teriyle çıkmam lazım, çalışmam lazım, benim uğraşmam lazım. Eğer ben senden o parayı alırsam, sınavda kopya çekmiş olurum. Almayayım ben o parayı bacanak. Hadi ben kaçıyorum o zaman. Eyvallah bacanak. Hadi görüşürüz. Efendim Koray ben. Memnun oldum. Ben de Songül annesi. Ben de memnun oldum. Efendim, yani bunlar sizin için. Gerçi çok uygun olmadı ama. Rica ederim. Düşünmeniz yeter. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun efendim. Sizler? Ah, çok şükür bizler de iyiyiz. Halo Erol, halo, halo, halo. Ya ne vardı ya acaba Lay Lay Loya'nın? Görmüyor musunuz, biz burada işimize gücümüze gidiyoruz yani. Ne vardı? Tamam.
Perde mi giydin ya sen? Ne diyorsun kız sen? Aa, hayır, yanlış anlaşılma oldu. Şu anda Türkçesi kıt olduğu için kendini ifade edemedi. Onu demek istemedi. Müsaade ederseniz ben kendisiyle muhatap olayım sevgili karıcığım. Şimdi Layla Hanım, acaba benim çocuklarımın karımla beraber gidip bavulumu hazırlamaktan daha önemli ne olabilir acaba? Bir patronun peşinden Erol, Erol, halo, halo diye koşarak gelmenin sebebi ne olabilir acaba? Ya ben hiçbir şey anlamadım. Bir tane adam girdi, Erol çıktı, Onur girdi dedi. Kumanda kimde, direksiyon kimde ya? Direksiyon boşta, direksiyon boşta. Boşa aldık gidiyoruz, kaptırdık, koyverdik gidiyoruz. Yemin ediyorum, nereye gidiyoruz onu da bilmiyoruz. Otomatik pilotu aldık, uçağın dağa çakılmasını bekliyoruz. Vallahi Titanic gibiyiz kız, battık batacağız gidiyoruz. Bas, Titanic, bas. Yetkilerimi aldılar, elimde bir ton yetki vardı. Makam, mevki, hepsini aldılar elimden. Ya siz ne kadar çabuk kolay fikir değiştiriyorsunuz, zor şinel ya. Hayır, ben değiştirmedim fikrimi. Ben sabit fikirli insanım. Ben niye fikir değiştireyim? Babaannecik değiştirdi, bize patladı. Yoksa benim fikrim belli. Hep patron, tam patron. Ya ne konuşuluyor ya burada şu an? Ben doğurdum, doğuracağım. Benim baby gönlüm bavulu hazır değil. Ben burada ne dinliyorum acaba? Tamam, sinirlenme hayatım. Layla Hanım, ben artık bir babayım. Bir baba adayıyım. Sorumluluklarım var benim. Lütfen, ben evlatlarıma zıbın alacağım. Mendil katlayacağım ben. Bırakın da gidelim artık. Tamam, peki bizim iş ne olacak şimdi? Sizin işe de artık Onur bakıyor. Bende yetki kalmadı. Onur bakıyor. İyi tamam peki, ben şantiye gitmek istiyorum. Samet götürsün, okey? Okey ama sahte okey. Tamam, kim götürse götürsün. Ya lay lay loy galiba, sana göre gebelik. Ya biz ne konuşuyoruz burada? Sinirimden doğurtacaksın ya beni buraya. Beni buraya sinirimden doğurtacaksın ya. Bağırarak doğuracaksın sen de, yapma. Çüz dombili. Efendim, elinize sağlık. Kahve gerçekten çok güzel olmuş. Ay o ben yapmadım. Kızım yaptı. Hepsi gerçekten elleri çok lezzetlidir. Maşallah diyelim. Efendim ben yavaştan müsaadenizi istesem. Bu arada izniniz olursa akşam Nergis'i ben çok güzel bir yemeğe götürmek istiyorum. Tabii. Neden olmasın? Nergis istiyor musun yavrum? E tabii. Çünkü Nergis sonuçta koskocaman bir kız değil mi? Kendi ayaklarının üstünde basıyor. Ondan sonra gelmedi. Onda evdesin. Onda? Onda. Buçuk. On buçuk diyelim. On buçukta evde oluyorsun son. Tamam mı? On buçuğu aşınca bir değişim başlıyor bende. Hiç merak etmeyin. Araba bal kabağına dönüşmeden prenses evde olacak. Çok doğru. Nergis'ciğim, erkek arkadaşını dolaştırsın. Tamam. Gel biraz bahçeye bakalım. Buyurun. Yalnız anne bir şey söyleyeyim mi çocuk? Peki belki var bir centilmen duruyor değil mi? Görgülü olan, görgülü. Gerçi çiçek getirmiş buraya ama. Ama hoş yani. Bence böyle hemen güvenmeyelim. Oğlana. Neden? Yani bir tanıyalım, bir bakalım, bir peşine düşelim. Nasıl biri, iyice emin olalım bence. Yani sen Roç, kızım benim demem lazım. Hep benim cümlelerimi kullanıyorsun. Evet, sen niye hemen güvendin? Ay niye kızım, bildiğin bir şey mi var? Pis. İsmet babaanne arıyor. Efendim İsmet babaanne, eve mi geçiyorsun? Tamam, tamam ben de geliyorum, evde görüşürüz. Ya ne oldu ya? Allah aşkına geliyorsun gidiyorsun, doyamıyorum bile sana. Anne ne yapayım ya? Eve geçiyormuş, gitmem lazım. Oğlum rol yapıyoruz işte ya. Dur ben emir hazır. Şüpheleneceğim. Şimdi bir gidiyorum onlar ne yapıyor diye. Şüphelenmen lazım. Onurcuğum. Babaanneciğim gidiyor musun? Yoruldum ben biraz bugün. Tamam babaanneciğim. Ben de şunları bitireyim, çıkarım birazdan. Onur, sekreterine sordum. Öyle bugün bitmesi gereken mühim bir işin yok mu şimdi? Toplantın da yokmuş. Diyorum ki, sen de benimle çıksan, ha? Canım bırak bunları da. Bunlar biraz dursun, beklesin, bir şey olmaz. Seninle şöyle babaanne torun ayaklarımızı uzatırız evde. Oh, bir keyif yaparız. Olmaz mı? Tamam babaanneciğim, siz nasıl istersiniz? Hı. Hadi toparlan. Tamam Samet, ben şimdi müşteriymiş gibi giriyorum tamam mı çiçek almak için. Nergis'le konuşuyorum, laf alıyorum, söz alıyorum. Kızı çözüyorum, sonra kulağından giriyorum, burnundan çıkıyorum. Ağzından girip burnundan çıksak daha doğru değil mi Layla Hanım? Ne?
Aman neyse ne işte. Burnundan giriyorum, kulağından çıkıyorum. Okey? Okey, tamam. Danke schön. Tamam. Songül Hanım, çok memnun oldum. Ben de. Yine bekleriz. İyi günler. O zaman akşama görüşürüz. Tamam, 7'de hazır olurum ben. Akşam görüşürüz mü dedi o? Ulan ben şimdi seni var ya... Sen saçmalıyorsun ya. Yok öyle bir şey, sakin ol. Ben bu adamın arabasını takip edeceğim. Arkadan önüne kıracağım direksiyonu. Kaportasına vuracağım. Ben bu herifin arabasını da kendisini de kaportasını çizeceğim. Ben bu herifin cilasını kazıyacağım. Nein, nein, nein. Ben düşündüm. Tamam, bir dakika. Nergis'le konuşmuyoruz, tamam mı? Kulağından girip ağzında çıkmak yok. Ben bu herifin dalandan gireceğim, böbreğinden çıkacağım. Bana yol ver, bana yol vermiyorsun. Bana yol ver, ben bu herifi deşeceğim. Sana nein diyorum ya. Senin güç ne demek bilmiyor musun? Güç. Leyla Hanım, güç dediğiniz öfkeyle olur. Nein. Öfkeyle oturan göl olur ya. Allah'ım, öfkeyle oturan göl olur diyor ya. Ben ne yaptım? Bitmeyecek mi bugün ya? Ya tamam, şöyle bir şey olacak, tamam mı? Biz sakin oturacağız. Ve oturacağız, düşüneceğiz, sonra aksiyon. Bak aksiyon, bak aksiyon olacaksa tamam. Bak yoksa var ya, ben Samet Style'a direkt gidip dalacağım. Tamam mı? Aksiyon var değil mi? Tamam Samet, aksiyon var. Aksiyon alalım o zaman, hadi. Aman aman. Ah babaannesinin bir tanesi. Ay çok da aman da aman. Oğlumun oğlunun oğlusu. Güzeller güzeli, yakışıklılar yakışıklısı. Aman da aman. Babaanne ben alayım, sen de rahat rahat kahveni iç. Ay tatlım benim, ay güzelim. Ay. Yakışıklı. Saçları da uzadı artık iyice bak. Onurcuğum. Lale'nin okuluna şöyle güzel bir bağış yapmışsın ha. Aferin. Şey, herkese duyuru yapsaydın. Siz nereden duydunuz babaanneciğim? Muhasebeden duydum. Konuşuyorlardı, kulağıma ilişti. Kulak misafiri oldum. Bravo, bravo. Çok güzel yapmışsın. Aferin oğlum. Çok teşekkürler babaanneciğim. Keşke herkes sizin gibi takdir etse. Takdir etmez mi? Herkes takdir eder değil mi? Senin gibi karısının yanında olan, karısını destekleyen bir erkeği kim desteklemez? Herkes destekler değil mi Lale'ciğim? Tabii Onur böyle benim bütün problemlerimle ilgilenir. Böyle cüzdanı çıkarır, parayı ortaya koyar ve şak diye halleder yani. Yani benim problemim olmaması için çok uğraşır. Aşkım benim çünkü. Aferin, tabii tabii. Lale de mesela babaanneciğim ne yapıyor? Derdini, tasasını hiç anlatmıyor. Kapalı kutu adeta. Ağzını bıçak açmıyor yani. Eğer öyle olsa ben daha çok yardımcı olmak isterim. Daha çok derdini çözmek isterim ama nafile işte. Elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz yani biz de. İyi ediyorsun. Tabii çözeceksin. Tabii ilgileneceksin evladım. Öyle yani. Açıkçası Onur sürprizlerle dolu. Hele böyle yani sürprizleri bomba etkisi yaratıyor diyebilirim. Ya şey, şimdi okula bağış yaptı ya, okulca biz çok şaşırdık. O sürprizden bahsediyorum. Çok iyi yapmışsın oğlum ama hayat müşterektir. Böyle belli kararları alırken hayat arkadaşına da danışacaksın. Onun da onayını alacaksın, onun da rızasını alacaksın. Değil mi? Babaanneciğim ben danışmaz olur muyum? Ben Lale'nin illaki rızasını alırım. Sonuçta dediğiniz gibi hayat müşterek. Bir karar verirken de tek başıma değil, Lale'yle alıyorum kararlarımı. Her zaman böyledir yani bu. Çok düşüncelidir benim aşkım. Böyle bütün isteklerim, beklentilerim takip eder. Beni çok mutlu eder. Sevgilim. Canım. Ay ay şu güzelliğe bak ay ay ay. Ay Allah bozmasın. Ay maşallah. Gel vatandaş gel. Limona bak, limona bak. Ay maşallah sırf su be. Sırf su be. Tane iki, üç tane beş. Tane iki, üç tane beş. Suya bak, suya bak. Bak. Gel ablacığım gel. İster limonata yap, ister salata yasık. İster çayına damlat, ister fırın arası balığın içine dilim dilim diz. Yemin ediyorum C vitamini deposu bütün hastalıklara birebir. Limon değil, İsviçre çakısı namussuz. Gel. Ha gel ablacığım, gel. Limona gel. Bak, limona bak. Sade su. Yok ablam, var evde. Nasıl var evde? Böyle limon mu var evde? Gözünü seveyim, limona bak ya. Bak ben sana söyleyeyim, bu limonun aynısını İngiltere'ye gönderiyorum. Kraliyet ailesi direkt benden alıyor limonunu. Akşamüstü çaylarında çıp 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 çıp. Buckingham Sarayı'na ayda iki kasa.
Evet güzelmiş ama 2 lira. Biraz pahalı. Bu limona 2 lira pahalı olur mu ablacığım? Gözünü seveyim senin ya. Keyfine limon sıkma, salatalıya limon sık. İşim olmasa da eve gidip salata yapsam. Ay maşallah, limona bak ablam. Ne sevimli şeysin sen? Ver 3 tane. 3 tane ha? Ayıp ediyorsun ablacığım. Hemen, hemen, hemen. 5 lira. Hop, hop. Ah be ablacığım be. Ben böyle ilk siftah senden yapıyorum ya, o yüzden bende bozuk yok. Yani diyorum ki hani ben sana şöyle bir güzellik yapayım bak. Bak hani 3 dedik 6 yapayım. Hadi bir de benden olsun 7 yapayım. Hani siftah da senden şey olsun ha. Hayırlı günler, bereketini gör. Bereketini gör ablacığım. Gel 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 limona gel. Gel vatandaş gel gel. Yavrum ben limon satıyorum, senin surat sirke satıyor, hayırdır? Ne yapıyorsun Kutur sen burada? Ne yapıyorsun? Ne yapayım yavrum, işte alnımın teriyle ekmek parası kazanmaya çalışıyorum yani. Önce borcumu ödeyeceğim ondan... Ha, Nergis'ten aldığın o kadar parayı bu limonları satarak ödeyeceksin yani, öyle mi? Ne yapayım yavrum, sıfır sermayeyle başladım işte. Bakma yani, bunu da borç aldım. Sıfır sermayeyle başlayınca böyle oluyor yani. Ama düşündüm taşındım, hesap ettim, karlı iş dedim. Karlı iş diyorsun yani, öyle mi? Bu 2 liralık limonlarla mı kâr edeceksin Kurtuluş? Allah bak deli etme beni, çıldırt bu Kurtuluş ha! Yavrum sermayeyi öyle davranma şimdi, bir dakika. Diyorum sana, ben düşündüm taşındım baktım. Bunu satacağım 2 kasa alacağım. 2 kasayı satacağım 4 kasa alacağım. 4 kasayı satacağım, el arabasına döneceğim. El arabasını satacağım, ondan sonra kısmetse dükkanın ilk taksitine doğru yürüyeceğim yani. Vay be, Allah bravo. Yemin ediyorum çok takdir ettim Kurtuluş seni ya. Allah zekan böyle arada bir gidiyor geliyor senin ama maşallah, maşallah. Da. Şey soracağım, sen bu hesabı kitabı yaparken bir hesap makinesi falan kullandın mı? He? He? Çakılırsın orada. Düşündüm diyorum, tamam. Bak dükkanı açınca ilk işim internet satışına gireceğim. Niye? Niye diyeceksin yani he? Çünkü uyandım işe ben. Gelecek internetten ünüm. Ondan sonra var ya, limonlu pasta, limonlu cheesecake derken böyle adını da buldum. Bu limonlar çok sulu .net. Nasıl? İşte hayaller, hayaller, ölme eşeğim, ölme yani diyebilecek çok bir şeyim yok ama Kurtuluş. Yavrum. Sen umut tacirisin biliyorsun değil mi? Milletin hayallerini, umutlarını çalıyorsun sen böyle fıt diye. Yani şimdi hani projeye inanmadın mı diyorsun Nürüm? İnanmadım Kurtuluş. Sırf havacı o ya. Ah ah, millet alışverişte görsün. Pes. Onu diyorum ben de yavrum, işte dostlar alışverişte görsün ki ciromuz artsın, satıcımız artsın. Artsın artsın, Allah bin bereket versin hadi. Onu diyorum işte ben de ama. Anlamıyorum ki, gidiyor hemen. Gel 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 abisi, gel bak limona gel, bak bak bak, sulu 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 sulu, gel. Gel ablacığım gel, bak böyle de bitmiyor süt, limon da bitmiyor. Hop yanında limon şeysi var, döküyorsun tepeden, hop. Sıkıyorsun limonu, bunun şeysini yapıyorsun, bak bak bak. Bak limon sıkacağı yanında, bak. Aa Lale, gel gel gel. Ben de şimdi Onur'a bu akşamki yemeği söylüyordum. Ne yemeği babaanne? Bu akşam diyorum şöyle güzel kocaman bir aile yemeği yesek ha? Aa Laleciğim, yani merak etme, telaş etme. Yıldız'ı da aradım. Şerife her şeyi hazırladı, her şey hazır. Hiç telaşlanma sen. Size sormadan böyle bir şeye kalkışmasa mıydım keşke ha? Ay çok özür dilerim. Belki akşam programınız vardı. Hay Allah, tüh. Aa, hiç öyle şey olur mu babaanneciğim? Lütfen. Estağfurullah, burası sizin de eviniz. Ayrıca iyi bile olmuş. Yani yemek organizasyonu çok güzel olmuş. Çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. İyi, o zaman şöyle kocaman bir aile olalım. Kocaman, güzel, şenlikli bir yemek yiyelim. Evet. İnsan ölüme yaklaştıkça sevdiklerini daha çok görmek istiyor. Yani işte böyle hep ailesi etrafında olsun istiyor. Ay kusura bakmayın. Ya, yaşlılık işte. Babaanne. Öyle deme ama ya. Siz çok gençsiniz. Ne olur öyle düşünmeyin. Söylemeyin öyle şeyler. Babaanneciğim lütfen. Sizden böyle şeyler duymak istemiyoruz. Hadi. Hadi ara o zaman, hadi. Ara anneni de, şöyle kardeşlerinle falan gelsinler. Şöyle çok güzel, şenlikli bir aile yemeği yiyelim. Ben en iyisi öyle yapayım o zaman. Tamam aşkım. Tamam canım.
Hadi o zaman öyle yap hayatım. Gudubik. Gudubik Yıldız. Ay. Sana yemin ediyorum. Betül ne yapıyorsun? Betül'cüğüm ne oluyor? Garip garip hareketler. Betül orada makine var. Niye bununla sıkıyorsun? Ha Betül tamam uzatma bu kadar ya. Yıldız seni kızdırmak istiyor Betül bu kadar. Başarıyor. Başarıyor. Önemli olan da bu değil mi? Başarıyor işte. Ben sana bir şey söyleyeyim Şadi. Annen var ya anne. Annen çok yakında bizim çekirdek ailemizi tümüyle unutacak. Bak demişti bak. Bak, bak yazıyorum. Burayı ocağın üzerine yazıyorum. Demişti dersin bana tamam mı? Alo. Bana bak çok ama çok iyi haberlere ihtiyacım var ona göre Şerife. Yıldız Hanım'la Fikret Bey Onurlar'a yemeğe gidiyorlar. Songül Hanım da gelecekmiş. İsmet Hanım bütün aile birlikte olalım diye çağırmış. Ne? Ne niye? Niye? Ha niye böyle bir şey niye? Hayır. Hayır. Biz değiliz burada. Biz aileden değil miyiz burada? Biz burada Şadiye'yle kelayın öksürüsü müyüz? Kapat telefonu. Ya. Betül ne oluyor Allah aşkına delirdin mi ya? Demişti dersin tamam mı? Önce demişti de. Demiştin karıcığım de. Demiştin ocağın üzerine yazmıştın de bana önce. Neyi demiştin? Ne oluyor? Ne demiştin Betül? Aile yemeği diyor. Anladın mı? Aile yemeği diyor ve biz o aile yemeğinde yokuz Şadi. Anladın mı bunu? Annen Onur'un evinde bir aile yemeği veriyormuş. Songül davetli, Yıldız davetli ama biz davetli değiliz. Ben iki saniye önce sana ne dedim? Annen yakında tümüyle bizim çekirdek ailemizi unutacak. Demedim mi ben sana? Demedim mi? Betülcüğüm bunda büyütecek hiçbir şey yok. Onlar dünür. Bizle ne alakası var? Anlamıyorsun Şadi. Anlamıyorsun. Zaten benim bu dünyada bir tek oğluşum anlayabilir. Evet. Erol! Betül bak sen de hastalanacaksın. Bir sakinleş lütfen. Hastalanacağım. Hastalanayım ben. Çok iyi bir fikir. Ay yok ben hastalandığım zaman bu hiçbir işe yaramıyor değil mi? Ay bittik mahvolduk. Biz bittik tamam bittik. Ay kara bahtım benim. Ay benim kör talihim. Ay ben anlayışıyorum yemin ediyorum. Betül'cüğüm bak sen tamamen bir dram yaşıyorsun. Bence al şunu birazcık sen de stresini at. İyi geldi mi? Çok. Hadi be Nilüfer, hadi bir bak yavrum be. Bir dön, bak be yavrum, hadi. Yavrum sen kurtuluşuna bakmadan yapamazsın ama hadi be Nilüfer. Yavrum hadi bir dön bak. Hadi son bir dön bak Nilüfer be. Hadi son bir dön bak yavrum. Akşam pazarı bunlar, akşam pazarı bunlar. Hadi sevdiğini sevindir, sevdiğini sevindir. Bakmadan geçme, bakmadan geçme. Bakmadan geçme benim. Of. Ah Songül Hanım, ah. Keşke kızları da getirseydiniz. Şöyle kocaman, şenlikli bir... Aile olurduk yemekte. Ay çok iyi olurdu ama ne yapayım? Nergis'in haberi olmadığı için önceden program yapmış arkadaşlarıyla yemeğe çıkmak için. Nilüfer de yalnız bırakamadı. Gülşah erken uyanmak zorunda. Başka sefere inşallah. İnşallah, inşallah. Çocuklar büyüdükçe böyle kalabalık sofralar, böyle hep birlikte masaya oturmalar tabii bayramdan bayrama olabiliyor. Anneciğim ne güzel düşünmüşsünüz. Böyle hep beraber bir araya geldik. Çok güzel o. Gerçekten çok iyi düşünmüşsünüz. Ben bakarım. İzninizle. Yani oğlum diye demiyorum. Gerçekten müthiş bir baba oldu. Takdir-i eşayan. Allah ayırmasın. Öyle öyle. Ben de kızım diye demiyorum ama... Müthiş bir anne oldu. İnanılmaz. Ben bile bu kadar mükemmelini tahmin edemezdim. Tıpkı ben. O da böyle sevdiği olduğu zaman böyle aslan kesiliyor. Onu korumak için. Evet. Çok harika bir yuvaları oldu. Çok güzel bir aile oldular.
Ay çok şükür. Aman Allah ayırmasın. Allah ayırmasın. Amin efendim, amin. Nihayet böyle güzel bir akşamda buluşabildik. Umarım memnunsundur. Evet, öyleyim. Anne faktörünü de ortadan kaldırdığımıza göre böyle güzel geceler bizi bekliyor demektir. Koray, annem biraz fazla baskıcı olabilir ama üç kız yetiştirmek kolay bir şey değil. O zaman böyle bir anneyi tebrik etmek lazım. Hoş geldin efendim. Siparişiniz alabilir miyim? Belki. Hayatım, istersen siparişleri ben vereyim. Malum daha önceden buraya gelmemişsindir. Yok artık. İnşallah yanlış anlaşılacak bir şey yapmadım. Hani ben çok sık geldiğim bir yer, çok da bilinen bir yer değildir diye söyledim. Ona istinaden. Bu kadar da bilinmeyen bir yer değilmiş Koray. Dünya ne kadar küçük değil mi Samet? Dünya çok küçük. Hatta bazen sığamıyorsun bile. Hallederim ben şunu, bir daha gel. Ne kadar güzel şeyler hazırlamışsınız. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. İsmet babaanne çok yardım etti. Şerife de öyle. Hatta annem de dolmaları evde sarıp getirdi. Enginar'dı benden. Enginar'ı ben yaptım anne. Sen bir yer dolmasını yaptın. Ha. Elinize sağlık. Niye zahmet ettiniz? Ellerinize sağlık. Aşk olsun. Sizin için yaptım ben. Zahmet olur mu hiç? Laleciğim de çok maharetli. Kıymetini bil Onur. Babaanneciğim, kıymetini bilmez olur muyum ben Lale'nin? Tabii ki biliyorum. Değil mi aşkım? Bilmez. Bilmez olur mu? Çok biliyorlar. Afiyet olsun tekrar. Ay. Aa, yok artık. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ay ne güzel, herkes burada. Herkes aynı sofranın başında. Ay anneciğim, ne kadar güzel sizi böyle bir sofranın başında görmek. Biz annem hasta diye Yıldızcığım seyirin meşhur böreğinden yaptırttım. Koyduk tabağa, kalktık geldik. Hadi, hadi hemen servisi aç, ben de şuraya oturuyorum. Bana da bir servis getirin Seher'cim. Şerife. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Hikmet Hanım. Ağız alışkanlığı. İlahi. Hoş geldin Bekçim. Hoş bulduk Yıldız. Keşke buralara kadar zahmet etmeseydim Betül. Seher'le gönderseydim böreği. Attık o. Ne zahmeti Allah aşkına Yıldızcığım, olur mu öyle şey? Anneciğim, Şadeciğim de çok gelmek istedi ama üstünüze afiyet, bir kırıklık var üzerinde. Gelemedi. Yazık. Entrikliğinden kalbi kırılmıştır. Ay yazık. Ama tabii böyle bir aile yemeği olduğunu duysaydı mutlaka gelirdi yani. Ben şimdi eve gidip söyleyince çok üzülecek hakikaten. Aile derken? Anneciğim çekirdek aileyi kastetmişti ya Betül'cüğüm. Sen yanlış anladın demek ki. Değil mi Fikret? Aman canım, aile ailedir. Nereden çıktı çekirdek? Hakikaten yani ben ilk defa duyuyorum bir şey. Ne oluyor ay çekirdeği, burası kabak çekirdeği? Nasıl ayırıyorsunuz Allah aşkına? Her şey şahane olmuş. Ellerinize sağlık. Oğlum yani bu akşam maç yok muydu ya? Şöyle baba oğul bir maç seyredelim seninle. Doğru babacığım. Zaten maça 5 dakika falan var. Biz o zaman yavaş yavaş kalkalım ha? Müsaadenizle. Aşkım. Aşkım. Canım. Teşekkür ederiz. Tamam, bir tane. Ben de o zaman çay demleyeyim size. Yok yok, sen hiç zahmet etme. Ben onu Şerifelerle hallederim. Bak güzel sofra hazırlamışsın, yorulmuşsundur sen şimdi. Kızlar, Şerife, Seher. Sana ne oluyor ayol? Ay ne olacak hayatım, elime mi yapışır Allah aşkına? Hikmet'in ruhu girdi içine, dayanamıyor. Sen istirham ediyorum, otur Betül, otur. Ay hayatım ne olacak, 5 dakikadır bir iş o benim için. Hadi hadi hadi. Hadi kızım hadi.
Seher tatlım, sen masayı toplamaya devam et. Yardım edelim Şerife. Hadi marş marş. Ay bakıyor ya suratıma. Bana bak Şerife. Senin bundan sonra bu evdeki görevin onu ve Lale'nin bütün paralarını ortaya çıkarmak. Anlaşıldı mı? Ay olur mu hiç öyle şey Betül Hanım? Artık bu kadarını yapamayız. Ay maazallah İsmet Hanım yine hastalanır falan. Ay sus Şerife. Ben ne diyorsam o. Tamam mı? Ağzından kaçır. Bütün çamları devir. Ne yaparsan yap. Tamam. Kovarlar beni. Yeminle kovarlar Betül Hanım. Eğer bu söylediklerimi yapmazsan ben seni kovarım Şerife. Ama onlar seni kovarsa ben sana hayat boyu bakarım. İyi, madem öyle diyorsanız bir şeyler düşünürüz. Aferin. Ay çayları koyalım. Tamam. Liebling, burada bir kuşkonmaz çorbası var. İnanılmaz bir şey. Bir de flaminyon var. Ya angılablik ya, inanılmaz bir şey. Aa, öyle mi Laylacığım? Sen nasıl istersen öyle olsun hayatım. Affedersin, biz başka bir masaya geçebilir miyiz acaba? Beyefendi, uygun masamız kalmadı. Boş bu masaları rezerve, birazdan gelecekler. Hayatım. İstersen başka bir tarafa gidebiliriz. Yok canım. Biz niye gideceğiz? Onlar gitsin. Ya Samet, sen ne kadar komik bir adamsın ya. Komik adam, seksi adam biliyorsun değil mi? Bacım, yapmayalım böyle şeyler ya. Ya Samet, salak salak davranma. Kızın elini tutuyor yani şu an. Seni yapacaksın, tutacaksın. Hatta ne yapacaksın? Öpeceksin. O nasıl olacak ya? Gel gel. Gel. Yok artık. Nergis'ciğim. Onlar yokmuş gibi davran, tamam mı? Doğru söylüyorsun Koray. Özür dilerim. Onların bizim moralimizi bozmasına izin vermeyelim, değil mi? Nerede kalmıştık? Böyle güzel gecelerde kalmıştık. Ayol yine, ben de tam kalkacaktım. Teşekkür ediyorum. Olur mu canım, oturun da daha erken. Ben Emir'i de hazırlayayım o zaman Lale Hanımcığım. Çok komiksin Şerife. Neresi komik Seher? Ha? Gülmeyi özledin herhalde. Bence de hiç komik değil. Yani son derece ciddi bir laf bu. Yani niçin böyle bir şey söyledin sen şimdi Şerife? Hiç ben de bilmiyorum Betül Hanım gerçekten. Şuursuzluktan. Ondan. Gerçekten hiç komik değil. Münasebetsizlik. Saçma. Evet haklısınız anneciğim. Gerçekten laubalilik. Ben kendisiyle konuşacağım ve bir daha asla tekrarlanmayacak. Babaanneciğim siz de yoruldunuz. Bütün gün ayaktaydınız. Dilerseniz ben sizi odanıza çıkarayım. Gerçekten nekaat dönemindesiniz. Daha fazla yormayalım sizi. Size müsaade edin artık, olur mu? Tabii müsaade sizin. Songül Hanım, biz de kalkalım, sizi evinize bırakalım. Arabam var. Peki. Betül'cüğüm, sen de yatıya kalmayı düşünmüyorsan seni de bırakalım giderken eve, değil mi canım? Teşekkür ediyorum Melticiğim. Yatıya kalmayı düşünmüyorum ama ben de arabayla geldim. Ne güzel. Laleciğim, senin için de bir sakıncası yoksa Seher sana yardım etmek için burada kalsın diyorum. Ne dersin? Betül de itiraz etmez herhalde. Ay çok iyi düşündün. Çok iyi düşündün Yıldız. Biz de Seher'le birlikte Emir'cime bakarız. Ay Emir bana ilaç gibi geliyor. Tıpkı bir ilaç. Allah ayırmasın. Amin. Evet Samet, şimdi tatlı zamanı. Ben armut tatlısı yiyeceğim galiba ya. Ah, ya da tatlılarımıza evde devam edelim ha? Yok bacım, biz vazgeçelim bu sevdadan. Samet, tatlı diyorum Samet. İstemiyor musun? Yok, ben hiçbir şey istemiyorum. Ben zaten bu hayatta hiçbir şey çok istemedim ki.
Mesela üniversite okuyayım dedim. Olmadı. Hiç dert etmedim, kısmet değilmiş dedim. Böyle masa başı bir fiyakalı işim olsun dedim. Olmadı. Hiç üzülmedim biliyor musun? Hep şükrettim ben. Allah'a var Onur Bey. Ben işimi çok seviyorum. Nergis, bu gecenin hiç bitmesini istemiyorum. Çok mutluyum. Ben de öyle. Yani demem o ki, bu hayatta istediğim hiçbir şey istediğim gibi olmadı zaten. Ana yok, baba yok başta. Hayat önüme ne getirdiyse, ne verdiyse eyvallah dedim. Razı geldim kaşığıma düşene. Ama bir şey var ki, beceremedim razı olmayı. Çünkü onu çok sevdim. Ben bu hayatta bir tek Nergis'i çok istedim Layla. Ama olmadı. Hayat yine bildiğini okudu. Siz hiç aşık oldunuz mu bilmiyorum ama... aşk... zor zanaat. Öf, ne kadar... şey konuştun Samet ya. Tamam. Tamam, ne yapalım? Ne olur gidelim buradan. Tamam. Hadi. Layla. Hesabı ödemeden mi gideceğiz? Ayıp. Ben hallettim tuvalete giderken. Tamam. Nergis. Efendim? Ya diyorum ki, bu güzel sohbete benim evimde kahve içsek, muhteşem bir manzara eşliğinde ne dersin? Yuh derim Koray. Ne işin var benim senin evinde? Sen yanlış anladın beni. Umarım yanlış anlamışımdır Koray. Neyse artık kalkalım mı? Geç kalmak istemiyorum. Annemi de kızdırmak istemem. Eminim sen de istemezsin. Peki. Hesap. Ana Şerife, ana. Beceriksiz Şerife. Bir işi daha halletme Şerife. Maaşını keseceğim. Ay, kesemem ki bir kere ben buna maaş vermiyorum. Parça başı çalışıyor. Ay, tamam, bulacağım ben bir yolunu. Ay, niye her şeyi ben düşünmek zorunda kalıyorum? Yıprandım. Ben bu kadına sinir olurdum ama baksana. Ne yaptı, nasıl azarladı pot kırdığı için kız. Ay, ben de çok şaşırdım. Üzüldü yani. Of. Ah benim. Hiç düşünmüyorsun kocana. Şimdi ne yapıyordur, nerededir? Kız, yoksa boşayacağım mı beni? Yok, 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 yok. Sen kıyamazsın kurtine. Kıyar mısın yoksa ya? Sen şimdi tabii sıcacık yatağında yatıyorsun. Kim düşünsün kurtiyi? Kazasız belasız atlattık bu geceyi. Evet. Yani inşallah bir an önce iyileşir de daha fazla rol yapmak zorunda kalmayız. Ayrıca bu odada sadece sen kalmıyorsun Onur. Evet. Yani? Yanisi çıplak... Yani bu şekilde dolaşamazsın odanın içinde.
Eskiden rahatsız olmazdın. O eskiden. İzin verir misin? İşim var. Farkında mısın bilmiyorum ama oynayıp durduğun çekmece benim çekmecem. Neyse. Üşüteceksin. Dikkat et. Yok, üşütmem. Ayrıca seni ilgilendirmez. Önce kimden başlasam? Betül Hanım mı, Yıldız Hanım mı? Ay önce birinden kaparım çeyreği, sonra diğerinden. Efendim Seher. Yıldız ben. Anlat hemen, neler oldu biz ayrıldıktan sonra? Yıldız Hanımcığım, siz de kendi gözlerinizle gördünüz. Yemekte gayet iyilerdi. Herkes gittikten sonra da iyice samimi oldular. Hatta İsmet Hanım onları biraz rahatlatmak için kendi odasına çekildi. Ay ağzından bal damlıyor Seher. Çok güzel. Tabii canım, aralarındaki kıvılcım resmen görünür haldeydi. Yani öyle bir elektrikti ki şebekeye bağlasak bütün evi aydınlatırdı. Maşallah, maşallah, çok şükür diyoruz. Bu güzel haberler için bir çeyrekliği hak ettin sen. Yo, yo tam altın. Tam, yo yo, ben sana bilezik alacağım ayo. Ay benim iyi niyetli, saf temiz yürekli kıvırcığım. Hoşçakal. Ay Yıldız Hanımcığım, hiç gerek yoktu. Çok teşekkür ederim. Ay
yarım dedi kadın. Şimdi sıra diğerinde. Alo, evet Seher, çabuk konuş. Neler oldu? Ortam nasıl? Kavga çıktı mı? Şiddet bildir bana. Hayır, ama Richter ölçeğinde tarif et. Hazırım, biliyorum. Betül Hanımcığım, siz de kendi gözlerinizle gördünüz. Yemek de gayet gerginlerdi. Herkes gittikten sonra da artık ortalık yerde didişmeler başladı. İsmet Hanımcığım da rahatsız oldu, odasına çekildi. Ay ne diyorsun Seher? Ağzından bal damlıyor vallahi kız. Tabii canım, o kadar gerildiler ki yani odalarından kavga sesleri duyuluyordu. İsmet Hanım çok gerildi. Seher, annem çok önemli. Bak, annem bize çok lazım. Bırak Onur'la Lale birbirlerini yesinler ama anneme dikkat et. O bize çok lazım, tamam mı? Ay siz hiç merak etmeyin, o iş bende. Aferin kız. Bana bak, hazırlıyorum çeyreğini. Teşekkür ederim. Çeyrek dedi ya, tam bir cimri bu kadın. Ay neyse, çok iyi oldu bu. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yakışıklı kocam benim. Senin kadar mükemmel bir erkek daha bulamazsın. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım, üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma. Beni bugününle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Of, deli bir yaz yağmuru sevdan. Deli bir yaz yağmuru sevdan. Deli bir yaz yağmuru sevdan. Aa, Onur! Ne oluyor ya? Nasıl ne oluyor? Sen bana nasıl sarılırsın ya? Ben mi sana sarıldım? Lale, şaka mı yapıyorsun ya? Geceden beri koala gibi yapıştım. Ben? Koala gibi? Ya saçmalama Allah aşkına. Ayrıca ben buraya nasıl geldim ya? Sen mi taşıdın beni? Ben buraya nasıl geldim? Niçin geldim? Neden geldim? Allah Allah Lale, baktım orada yamuk yumuk yatıyorsun. Dayanamadım, dedim gelsin şurada bari yatağın en azından kıyısında köşesinde bir yer edinsin kendine. Orada rahat rahat yatsın dedim. Getirdik seni buraya ama iyilikte yaramıyor galiba sana. Yani benim rızam olmadan sen beni bu yatağa nasıl yatırırsın Onur? Eyvah ya. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber nankörlük başladı. Ya sen ne kadar kendini beğenmiş bir adamsın ya.
Senin için insanların ne düşündüğü, ne hissettiği umurunda değil, değil mi? Ancak kendi düşündüklerin, kendi hissettiklerin. Ne bağırıyorsun ya? Sen de bağırttırma o zaman. Atmış beni gece yatağa, yok boynu ağrım asılmış. Ne biçim konuşmalar bunlar ama atmış yatağa. Sen beni nasıl suçlayacağını şaşırdın artık ya. Yok. Bu böyle olmayacak Onur. Olmayacak, böyle hayatta olmaz. Söyleyelim babaanneme. Evet, anlatalım ya. Tatlı dille anlatalım sorunlarımızı. Hatırlamadıklarını ona güzel bir dille hatırlatalım. Hatırlasın. Hatırlasın. Bak görüyor musun Şadi? Ne diyorlardı? Bu internette ölümden gayri her şeyin çaresini bulabilirsin diyorlardı. Ben hiç inanmıyorum artık internete. Buralar hep yalan dolan. Yemin ediyorum. Hani nerede yok işte öyle bir şey. Yalan. Yok öyle bir şey. Yok. Ne yapıyorsun? Sen ne araştırıyorsun? Ha? Yine ne entrika peşindesin Betül? Nankörsün Şadi. Nankörsün çünkü. Ben burada anneciğimin hafıza kaybı için bir çözüm arıyorum. Anladın mı? Ha, ne yapsın kadıncağız? Ömrü boyunca yarım akıllı mı yaşasın? Yarım akıllı yaşamaya devam mı etsin yani? Olmaz. Kabul edemem böyle bir şeyi. Ya ne yarım akıllı canım? Aa, kadın yani son... Bir iki haftayı hatırlamıyor. Ne olacak, bir şey olmaz. Senin o kısa bir zaman dediğin var ya, bizim yaşamımız, bizim ömrümüz, bütün bir ömrümüz, bizim geleceğimiz. Benim oğlucumun kariyeri mahvoldu. Betül'cüğüm biraz sabırlı olun lütfen. Yine ortalığı karıştıracak bir şeyler yapmayın. Tamam. Şadi. Ne geldi aklıma? Hani bu filmlerde böyle, hani böyle klişe filmlerde, hani böyle insanlar hafızasını kaybettiği zaman böyle hani kafalarına böyle dum diye böyle sopayla vuruyordun, sonra böyle hafızasını birden, ya da böyle sopayla vurmasan bile böyle o insanlar böyle merdivenden yuvarlanınca böyle dum diye böyle hani hafızaları yerine geliyordu. Ne yapacağım Betül? Annemi merdivenlerden yuvarlayıp dum diye kafasını mı vurduracağım? Allah korusun. Hiç yapar mıyım öyle bir şey Allah aşkına ya? Kadıncağız tamamıyla hafızasını kaybedersen olacak o zaman? Olmaz. O zaman benim oğlum hiçbir zaman oturamaz o müdür koltuğuna. Ne? Ne oldu? Ben buldum. Ne? Ben buldum, ben buldum. Ay çok teşekkür ediyorum sana Şadi. Oh! Ver bakayım şimdi bana. Evreka, evreka diyorum. Buldum yani, buldum Şadi, buldum. Şöyle alayım. Babaanneciğim nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Bugün daha iyi misiniz? Çok iyiyim, çok iyiyim. Gayet iyiyim. Ben şey yapayım onu. Ağrın sızın var mı peki babaanne? Yok yok. Gayet iyiyim. İyi. Çok şükür. Babaanne sen şey gibi bir şey demiştin. Yani dün. Hani dürüstlük çok önemli gibi bir şey. Sen hatırlıyor musun? Tabii. Dürüstlük önemli tabii. Aynen öyle. Yani biz de düşündük Lale'yle. Dürüstlük gerçekten de çok önemli. İnsanlar ailesine karşı her zaman dürüst olmalı diye düşünüyoruz biz. Evet. Babaanne? Babaanne? İyi misin babaanne? Babaanneciğim iyi misin? Bir dakika. Babaanne korkutma bizi ama. Böyle bir şey... Buradan böyle bir bıçak gibi bir şey saplandı. Nefes al babaanne. Ay iyi mi? Hemen hastaneye gidelim. Yok. İyi misin? Ay geçti. Geçti. Ay meraklanmayın, otur. Doktor şey dedi, böyle arada bir olacak dedi. Böyle bir girecek o sancı. Girer, meraklanma dedi. Ama stresten uzak duracaksın. Üzüntü yok, sıkıntı yok. Yani hiç onlar aman dikkat et dedi. Zaten benim burada ne sıkıntım olacak? Ben burada ne kadar rahatım, huzurluyum ama işte öyle bir daha yeni yani şimdilik böyle bir arada bir geliyor. Burada hiçbir şey olamaz. Sen bir şey diyordun Onurcuğum, yarım kaldı. Ne demiştin? Babaannem, biz Lale'yle düşündük. Ay baba. Gene bir. İyi misin babaanne? İyiyim ha. Evet, devam et oğlum. Neydi, ne söylüyordun sen? Yani biz düşündük Lale'yle. Söylediğiniz her şey gerçekten çok doğru. Çok saygı duyuyoruz. Yani bunlar kulağımıza küpe Lale'yle, onu söyleyecektik. Evet, küpe oldu. Siz böyle iyi olun. Siz huzurlu olun, ben de iyiyim. Benim sağlığım da o zaman çok iyi olur. Siz iyi olun yeter ki, değil mi? Tabii babaanneciğim, değil mi?
İnsanın burada ne derdi olabilir ki? Hiç dert olamaz. Oğluşum, senin bu annen var ya, senin bu annişkon var ya senin deyiminle. Hafıza kaybının çaresini buldu sonunda. Vallahi mi kız, yemin et. Ne olur çabuk söyle. Ellerime bak, yemin ediyorum heyecandan ayakta duramıyorum şu anda. Babaannenin çok büyük bir travma daha yaşaması lazım oğlum. İşte bu. Yemin ediyorum bunu düşündüm. Dedim ki bu kadının kafasına zopayla vuralım dedim. Bunu gidelim duvara çarpalım dedim. Sonra düşündüm, dedim bunun beyninin pekmezi akar. Belli bir yaşın üstünde insan mundar olur diye düşündüm, vazgeçtim. Aslan ben onu vurmaları, çarpmaları falan onları ben de çok düşündüm ama olmaz. Olmanı çok riskli buldum ben onları. Ben artık risk almak istemiyorum. Ben riskten hiç hoşlanmıyorum. Ben çıktım yukarı, saatlerdir ben ansiklopedileri karıştırıyorum biliyor musun? Ay dedim ki git. Ay Betiş'im dedim. Ay canım Betiş'im, saçmalama Allah aşkına dedim. Yıl olmuş 2017, insanlar Mars'a gidiyor. Ne ansiklopedisi dedim. Girsene internete dedim. Girdim internete. Araştırmadığım internet sitesi, tıklamadığım arama motoru kalmadı. Ve? Anacığım, acaba diyorum ki birazcık rolante gitmesen de vitesi mi yükselsen ha? Sol şeride geçsek, dörtleri yaksak, yardırmasak mı artık? Babaannenin çok büyük bir mutluluk yaşaması lazım. Anladın mı? Bir adet mutluluk travması yaşaması lazım. Onun çok büyük bir yaşama sevinci yaşamasını sağlamamız gerek. Yani? Yani? Filiz doğuracak. Hemen? Bu muydu? Filiz zaten doğuracak. Doğal yollarla 3-5 güne fırlatacak zaten. Öyle fırlatmak değil, bir an evvel doğuracak. Bir an evvel doğuracak. Ve sen ve ben, ana oğul Filiz'in bir an evvel doğurması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Anladın mı? Cerrahi müdahale, sezeryan, onu anlıyorum. Onu mu yapacağız? Ay çok iyi olurdu be. Ay çok iyi olurdu be o sezeryan ama biliyorsun çok karşı. Başından beri, hamileliğin ilk günden beri çok karşı. İlla diyor ki ben doğal yolla doğuracağım diye tutturdu tutturuk. Kızım, acaba sen doğal yolla nasıl doğuracaksın? O kadar yiyip çocuklarla beraber kusacaksın belli. Tamam, ben şimdi sana önem sırasına göre her türlü detayı açıklıyorum. Sen de bunları güzel kafana yazıyorsun. Hazır mısın? Her zaman. Bir. Hurma, bol bol hurma yiyecek. İki, masaj. Masaj yavrum bak. Ayrıca gül suyu. Bir de gül, gül suyu veya gül. Aman fark etmez ya, gül kokusu yani. Gerçekten gül kokusu çok işe yarıyormuş. Anladın mı? Neymiş? Ben gideyim artık. Tamam, ben seni geçireyim. O böyle gideyim. Ay sen geçir evladım, sen geçir. Ben Emirciğime bakarım. Yok ben şey yapsaydım. Lale şey yapsaydı. Yok canım ben şey yaparım, siz şey yapın da sen geçir onu. Şimdi ne güzel böyle ay kalsın burada. Mahmur mahmurdur o. Değil mi? Ay çok tatlı. Tamam babaanneciğim, görüşürüz hadi. O zaman. Hadi. Güle güle oğlum. Gitmiyor musun? Ben seni geçireyim. İki dakika konuşalım mı? Lale, bak bu böyle olmayacak. Yani ikimiz için de hoş bir durum değil. Farkındayım. Ama aynı çatı altındayız. Aynı evdeyiz. Yani bir şekilde bir orta yol bulmak lazım, uzlaşmak lazım. Evet, bu günleri cehenneme çevirmenin hiçbir anlamı yok bence de. Aynen. Sakin olun. Laf sokmayalım. Damarımıza basmayalım. Babaanne için. Babaanne için. Anlaştık. Anlaştık. İyi, ben seni geçireyim o zaman. Buyurun. Buyurun. Hayırlı işler diliyorum. Görüşürüz o zaman. Sağ ol. Teşekkürler. Buyurun. İyi günler. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel. Biliyorsun günün en önemli öğünü kahvaltı. Atlama bunu. Gel, gel, gel. Hadi gel. Kolay gelsin. Bir sandviç alalım. Sandviç. Ha. Dur bakayım. Sen de böyle beyaz peynir, siyah zeytin, domates tipi var. Ne diyorsun? İstemem kardeşim. Kepek ekmeği yok mu? Kepek ekme? Evet. Var. Yapayım. Kepek ekmeği de var. Sen şimdi bunun içine böyle hani salamdır, kaşardır falan istiyorsun değil mi? Hayır kardeşim, çikolata süreceksin. Çikolata? Süreyim kardeş. Yani tabii yani sonuç olarak o da bir kahvaltı biçimi değil mi? Ne oluyor ya? Şu hale bak. Bu ne işler çeviriyor? Ay anne işte ya. Aklı sıra böyle bana çalıştığını falan gösteriyor işte. Çalışıyor. Nereden çıktı bu araba? Ha? Ay anne, vallahi bilmiyorum anneciğim ama çok doğru bir noktaya parmak bastım. Ben de bilmiyorum.
Herhalde dünkü limonu satıp almadı değil mi? Aa, vallahi doğru diyorsun. Olabilir mi? Hayır, ben dayanamayacağım, bir gideceğim. Bir de bağırmasın buralarda. Bak o gül cemalini gördüm ya, nasıl satışlar birden böyle patır kütür arttı ama ha. Alnının teriyle yani ha. Kocam bizzat ekmeğinden kendinden çıkarıyor ekmeğini yani, o derece yavrum. Yavrum, sana kendi ellerimle gurmelere layık şöyle ağız tadıyla bir kahvaltı hazırlayayım ha. Aman aman aman. Yok. Hiçbir şey istemem Kurtuluş. Sandviç mardım bir şey istemem. Ben ne istiyorum biliyor musun? Yani buradan gitmeni istiyorum Kurtuluş ya. Senin başka satış yapacağın yer yok mu ha? Burada durma. Yavrum niye öyle diyorsun ama, yani ben evimin ekmeğini çok kazanmaya çalışıyorum. Senin önce evin olması lazım tamam mı, ekmeğini satmak için? Hadi yürü, başka yerde bağır. Git. O da olacak anneciğim, inşallah o da olacak. Artık alnımın teriyle kazanıyorum yani parayı. Akıllandım ben yavrum. Böyle bakıyor sana. Sen burada durduğun sürece o da duracak. Bence geç içeri. Anne, ya çalışmaya da başladı ya. Acaba böyle bir şey olur mu ha? Dene istersen. Yürü. Ay tamam kızma, tamam. Bir şey ettim ya. Gel, gel, gel. Aha, itiraz istemiyorum lütfen. Bu halk ekmekleri bana bırak lütfen. Hayır, hayır. Erol bir bırakır mısın rahat ayaklarımı ya? Şşt, güzel gelinim benim. Benim güzel kızım. Bak benim şu güzel oğluşuma. Bak benim bu oğluşum var ya. 7/24 seni düşünüyor. 7/24 senin rahatını sağlamaya çalışıyor yani. Değil mi oğluşum? Değil mi? Kaynana şuna bir şey söyler misin? Ayaklarım oraya buraya çekiştirip duruyor ama. Allah'ım yesinler senin yumicik elini ayağını. Jüpiter'im benim. Halkalı gezegenim. Halkalı şekerim benim. Bu ne? Bu ne? Bu hurma. Al bakalım. Afiyet olsun. Oo. Oh yarasın benim. Minik 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 minik. Minişim devam. Devam. Evet hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz ya? Bu ne be yukarıdaki? Acaba ne? İçine çek güzelce, gül kokularını içine çek. İyice al. Başka kokla al. Anacık eller sende, ayaklar bende. Tamam, hadi. Tamam. Şu elini bakayım. Ha, tamam. Karnına sen daha önce niye hiçbir mesaj yapmamışsın ya bana? Of ne güzel yapıyorsun. Ay. Oh, oh yarasın, yarasın o. Yarasın oh. O. Bu masaj böyle sana ağrı, sancı ve kramp olarak geri dön. Geri dönmesin öyle bir şey. Aa, ne kadar fena olur. Hayır olmaz. Ağrı falan mı başladı? Bir ağrım falan yok değil mi yavrum? Yo, çok iyi böyle vallahi. Oh. Ay çok güzel yani. Oğlum eli boşta, eli boşta, eli boşta, eli boşta. Ha, eli boşta. Hadi. Arayacağız şimdi. Gide gide. Gıdıklandım derken böyle ağrı sancı gibi mi? Ha, suyum geldi gibi mi? Kasılma var mı? Sus ve masaja devam et. Anacık, işe mi yaramıyor kız? Bastır iyice, bastır. Bastırıyorum ama olmuyor, zonklatıyorum işte. Ay yavaş ya, ay! Ne oldu? Ne oldu? Sancısı geldi, yemin ediyorum sancısı geldi. Suyun mu geldi kız? Su geldi, kesin geldi. Git çabuk havlu getir. Vallahi mi? Sıcak su, sıcak su, havlu lazım bana, çabuk. Ne yapıyorsunuz ya? Doğurmuyorum ki ben ya. Damar damar üstüne minnelerim koptu, yemin ediyorum elinizde kalacağım ya. Kızım, vurma. Sinir bozma beni, sıkarım. Vallahi sıkarım bak. Yemin ederim gül suyunuzda. Sizin... Yapma. Peşinden gelmeyin. Sakın peşinden gelmeyin. Şu anda göremiyorum. Yemin ediyorum bakış açım sıfır şu anda. Karanlıklar içindeyim şu anda. Zından, kara zından yemin ediyorum. Filizciğim gel şu hurmayı ya öyle git. Gel. Neredesin kız? İnşallah ben doğururum da kurtuluruz yemin ediyorum. Çok mağdur olacağız. Bu doğum olayı bizi birazcık yıprattı. Gel, gel, gel. Öyle brançlara bedavadan eşek yüküyle para kesilme. Kurtuluşun hem hijyenik, hem lezzetli, hem de ucuz kahvaltısına gel. Al birader. Selam birader. Hemşerim, saatin doldu. Hiç yapma ya. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Satışlar acayip gidiyor.
Böyle giderse biz seninle bu arabanın şubelerini açarız. Ortak olalım mı, ne diyorsun? Yok acı ya. Ben uğraşamam öyle. Arabaydı, şubeydi falan. Sen ver benim arabamla paramı, gideceğim ben. Ya bak şimdi, olur mu öyle şey ya? Ben sana ne diyorum bak, var ya akşama kadar bu malzemelerden bir tane kalmayacak. Benim motivasyon şu anda 1500 yani. Ortaklık diyorum, bir düşün ya. He? Yok, istemiyorum. Yapma be birader. Ya bak bizimkiler tam tava gelmek üzere, gözünü seveyim. Hadi bir düşün sen bunu be. Ha? Bırak tava abicim. Ekmek teknem elden gidecek. Nereye gidiyor ya? Ne ekmek? Ama hemen gidiyoruz. Gidiyorsun hemen. Herkes almış almış canımı sıkıyor yani. Neymiş, ben doğuramıyormuşum yani. Allah Allah, ben istemiyor muyum doğurmayı? Benim baby girl'lerim birer birey sonuçta. Onların da doğmaya hakkı var. Ne zaman isterlerse doğacaklar, çıkacaklar yani içimden. Öyle değil mi Lale? Orası öyle de şimdi herkes çok heyecanlı ama ikizler için. Üzülme. Evet ama ben de sıkıldım. Sıkıldım ben. Ben patlayacağım yani neredeyse ben de. Babuşka nerede? İsmet babaannem. O şey Emir'i anneme götürdü. Ben çalışayım diye. Onun da canı çok sıkıldı. Herkesin de canı sıkkın bu aralar. Senin neyin var Canuto? Sorma ya. Yani İsmet babaanneye yaptığımız bu rol artık benim canımı sıkmaya başladı. Ya Onur'a çok sinirliyim çünkü. Yani velayeti almak istediğinden beri, onu öğrendiğimden beri rol yapmak benim artık canımı sıkıyor. Ne velayeti? Kimin velayeti? Kim kiminle ne velayeti ya? Ben yine neler bilmiyorum acaba? Ya ablam Yıldız Hanım'la görüşmüş. Yani aklı sıra böyle Onur'la tekrar barışmamı sağlamak için. Yıldız Hanım da ağzından kaçırmış. Onur Emir'in velayetini alacakmış. Yani tek başına bakacakmış. Onur'a sorsaydın bunun hesabını. Gösterseydin ona gününü. Sormayacağım. Ben onunla mahkemede görüşeceğim. Ben olsam duramazdım ha. Vallahi bravo sana yani. Ben olsam kesinlikle duramazdım yani. Filiz'im hoş geldin. Ben bir dosyayı unutmuşum, onu alıp çıkacağım. Siz hiç rahatınızı bozmayın. Şşt, hop, dur bakalım sen de Onur Bey. Filiz. Filiz. Onur Saran. Bu ne? Karnın. Ne var bunun içinde? İkizler var Filiz. Gerek yok Filiz. Bir dakika. Kankacığım bir saniye. Ben bu... İkizleri, bu bebekleri ben tam 9 aydır kendim karnımın içinde taşıyorum yani. Bunların kahırlarını hep ben çekiyorum. Ben bu evlatlarımı kimseye vermem yani, anladın mı? Evet, vermezsin Filiz. Vermem tabii ki. Kimseler alamaz yani. Biz anneyiz çünkü, tamam mı? Sıkıyorsa siz taşıyın, baba oğlum da siz taşıyın yani. Biz bunları 9 ay taşıyoruz değil mi? Analar, anayız biz yani. Öyle annecikler, bebeciklerden böyle ayrılmazlar yani. Aynı dürmeler. Filiz. İyiyim ben. Ben iyiyim. Bak şimdi bunlar yarın bir gün süt diyecekler. Anneciğim süt diyecekler. Kim gidecek onların yanına? Kim emzirmeye gidecek? Biz gideceğiz. Biz analar. Ay. Filiz. Filiz iyi misin? Filiz. Tamam iyiyim. Filiz galiba doğuruyorsun. Ay. Tamam dur. Hemen hastaneye gidiyoruz. Tamam. Çantasını alsana. Erol arayın, onunla benim için tamam. Zıbınları vardı, bebeklerin çantaları vardı. Getirsin. Tamam, hepsini. Kendisini de alsın, getirsin. Erol! Problem yok, zamanla yetiştirmişsiniz. Yanımı başlamış, hemen içeri alıyoruz. Filiz, merak etme, bir avazda çıkacak, merak etme. Bir avazda olsun. Benimkiler arkamda bir avazda olacak. Evet, hadi bekliyoruz seni. Tamam. Erol'la konuştum. Annemlere de haber verdim, geliyorlar. Ben de İsmet babaanneyi aradım. Annem getirecek onu. Şansa bak Onur ya. İkizler durdu durdu. Vallahi kucağımıza doğuyorlardı. Aynen öyle. Ya şeyi soracağım. Siz ne konuşuyordunuz evde? Senin... Emir'in velayetini almak istediğini söylemiştim Filiz'e. Onu konuşuyorduk. Ne? Ben mi? Evet. Annen söylemiş ablama. Velayetini alacakmışsın, kendin bakmak istiyormuşsun. Bana da göstermeyecekmişsin.
Nerede şaka mı yapıyorsun? Ben böyle bir şeyi nasıl düşünebilirim? Emir'i senden nasıl ayırırım ben? Biz ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım. Sen benim için dünyanın en iyi annesisin. O yüzden asla böyle bir şey aklımdan geçirmedim. Ya asıl senin annen benim babama demiş. Emir'i alacak, Lale onlara göstermeyecek diye. Olabilir mi böyle bir şey Onur? Bizim aramızdaki ilişkinin bununla hiçbir alakası yok. Et tırnaktan ayrılır mı hiç? Sonuçta sen onun babasısın. Sen demediysen, ben demediysem? Demek ki aynı anda yanlış anlaşılmalar olmuş. Demek baban da ablam gibi bizim aramızı düzeltmeye çalışıyordu. Ama tabii yanlış anlaşıldı. Aramızı düzeltmeye uğraşırlarken yine birbirimize düştük. Kız da bizim yüzümüzden sancılandı. Lale, ne olursa olsun ilk olarak birbirimize konuşalım, tamam mı? Tabii öyle yapalım. Sonuçta biz anlaşamazsak çocuğumuza nasıl örnek olacağız? O zaman anlaştık. Ne olursa olsun hemen birbirimize anlatıyoruz. Tamam, anlaştık. Laf sokmak yok. Anlayış davranacağız birbirimize, tamam mı? Anlamaya çalışacağız. Anlaştık. Anlaştık. Filiz Sarıhan'ın yakınları siz misiniz? Evet, biziz. Durumu nasıl? Doğum gerçekleşti, anne dinleniyor. Çok şükür. Bebekler nasıl? Bebekler gayet sağlıklı. Rutin kontrolleri yapılıyor. Peki görebilir miyiz? Tabii, ileride bankoya devam edin. Arkadaşlarım yardımcı olsunlar. Teşekkürler. Gerçekmiş anacığım, kuzular doğdu, fırlattı Filiz, yemin ediyorum. Ay ben doğurmaz diye bekliyordum, umudu kesmiştim ben. Ben Filiz'i ilkokula yazdıracaktım. Fırlattı, fırlattı. Nihayet fırlattı. Ay Allah'ım, ben de bu yaşımda torun sahibi oldum yani. Ay babaanne oldum ben. Resmen yani gençecik yaşımda. Hayır ya, şimdi görenler çocukları diyecekler ki Betül Hanım çok tatlılar. Sizin çocuklarınız mı falan diye soracaklar bana hep böyle. Ay kurban olsunlar sana. Bana da abileri mi diyecekler? Vallahi eminim abileri mi diyecekler. E çıtırlığın bedeli. Ay Şahane'nin de yani tam şirket toplantısına gideceği günüm oldu ablam. Bir trafiğe takılmış, gelemiyorum bir türlü. İsmet babaanneyle annem de geliyorlar, yoldalar. Gelsinler, gelsinler. Annem nerede geliyor? Gelsinler, gelsinler. Gelsinler. Hepsi gelsin, hepsi. Gelsinler de torunlarımı görsünler. Bakalım. Geliyor. Erol. Gülüyor mu ona? Gülüyor kız vallahi. Ay öbürüne mi gülüyor? Telekomünikasyon mu yaptı şimdi bunlar? Ha? Ay encüklere bak, gülüyor. Ay anacığım, bu nasıl bir şey? Bunlar benim veletlerim, biliyor musun? Ay yavrularım benim. Kuzularıma bak. Yemin ediyorum çok başka iyisiz. Baba olunca anladım. Ya, ya işte görüyor musun? Görüyor musun annem baban neden böyle senin üzerine titriyor, anlıyor musun şimdi? Yani... Ay sizinkiler de tabii çocuklar, yani hepimiz, hepimiz. Hani en nihayetinde yani ne yapıyorsak hani böyle bazen kötü, iyi, doğru, yanlış bilmiyorum yani ama hep sizin iyiliğiniz için yapıyoruz. Ay üstünüze titriyoruz be. Aman. Yemin ediyorum var ya, birisi benim kızlarıma dokunsun, şerefsiz evladıyım, öldürürüm onu ha. Dünyayı yakarım, tanımam. Oğlum yavaş, hastanedeyiz. Aa. Allah'ım şunlara bak, gülüyor mu ya? Kıkır kıkır gülüyor. Bak bak bak, öyle mi gülüyor bu? Allah'ım yemin ediyorum, bunlar biliyor mu birini? Dedi. Baba mı dedi o? Vallahi baba dedi. Ağzını baba diye oynattı, yemin ediyorum. Balık oynattı. Oynattı, oynattı. Kuzen tebrikler. Allah analı babalı büyütsün. Allah Allah kolaylık versin. İki tanesiyle birden. Kampanyalı olunca tabii, birini alınca öbürünü %50 bedava veriyor. İki tane birden yapayım dedim. Kampanya sonucu, sonuç 2-1. Tabii kuzen tabii. Geceleri biri uyanıp biri ağlayınca ben sana soracağım. O iki biri soracağım sana. Ay inşallah da öyle olur ya. Ay. Ay çocuklar, ay çocuklar. Ay ne gündü ama, değil mi? Ay ne sürpriz oldu. Ay evet, biz ne yapacağımızı şaşırdık. Bir de Onur arabada, Filiz öyle bir nefes alırdı ki. Seninle az çalışmadık. Filiz de zaten çok faydalı olduğunu söyledi ya.
Oo. Ay. Bir avaz da geldiler neyse ki. Ha, kızcağız çok şey yapmadı. Çok çekmedi. Çocuklar. Ah, benim çok uykum var, çok yorgunum. Hadi iyi geceler. Ay, siz de yatın hadi, siz de yorgunsunuz. Hadi iyi geceler. Tamam babaanneciğim, iyi geceler. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Sağ olun. Hadi. İyi geceler, hadi. Lale, bu gece sen burada yat. Ben de misafir odasında kalırım. İsmet babaanne ne olacak? Babaannem zaten bütün gün çok yoruldu. Yani o gece uyanmaz. Sabah da zaten ben erken kalkacağım. Yani o uyandığında çoktan üzerimi değiştirip işe gitmiş olurum. Rahatsız olmasaydın? Ha yok, rahatsız olmam. Yani sen rahat uyu. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Sen bakayım arkanı dönüp dönüp gizli gizli ağlıyor musun? Duygulandın mı sen ya? Ay şapşik yani var ya. Yemin ediyorum benden kaçmaz yani. Anayız herhalde biz. Vallahi helal olsun. Ana olunca anladın yemin ediyorum. Ay Filiz şunlara bak. Şunların anası sensin, babası benim. Resmen ana baba olduk. Allah analı babalı büyütsün noktasına geldik şu an. Vallahi geldik yani. Bizim neyimiz eksik ayrıca yani olanlardan? Bir bebişkolarımız eksikti. Baby gönlümüzde geldiler, tam olduk yani. Anasın, Filiz'im anasın. Çocuklarımın anasısın. İyi ki de öylesin yemin ediyorum. İyi ki varsın hayatım benim. Allah'ım şunların tatlılığına bak. Yemin ediyorum bunları biz ikimiz yaptık. İkimiz, Erol'la Filiz. Şapşık sen böyle tüm kızılımı bağladın ya şimdi. Gel sana şöyle güzel bir sarılayım. Göbek gidince vallahi mesafeler de daha da yakınlaştı diyebiliriz. Allah'ım şunlara bak ya, çok güzeller ya. Şişt, bunlar hiç kıpırdamıyorlar. Şu anda bunlar hiç kıpırdamıyorlar. Panik halindeyim şunlar Ay ay tamam kızım. Ay özür dilerim. Ay vallahi çok özür dilerim. Korktum bir an. Ay vallahi çok güzeller ya. Şunlara bak. Şunun burnuna bak. Şunun küçücük küçücük ağzına bak ya. Vallahi böyle biraz ama buruşuk buruşuklar. Bunlar biraz yaşlı mı acaba? Öyle görünüyorlar yani. Filizciğim, o kadar saat, o kadar gün, o kadar hafta, o kadar ay, o kadar yıl sen bu karında dursan suyun içinde sen de buruşurdun. Kızlarıma laf söyletmem. Aman söyletme babası. Hadi koş kantine git de bana böyle tatlı bir şeyler al. Benim canım böyle puding muding bir şey istedi yani. Filizciğim, çocukları fırlattıktan sonra bu aşerme mevzunu kapatırız demedik mi ama? Böyle konuşmadık mı? Daha sağlıklı beslenmeyecek miydik? Daha tavuk suyuna çorba, daha sebze yemeye demedik mi? Hey hocam, herhalde babası biz bu bebekleri biz emzireceğiz yani. Bizim sütümüz kesilebilir böyle istediklerimizi almazsanız yani. Hiç merak etme. Senin sütün maşallah iki senede yeter. Artanıyla da yoğurt mayalarız. Tamam hadi uzatma da kantine gidelim. Sen emret, kantini buraya kurdurtayım. Hemen gidiyorum. Aa, dur dur. Kısmeti ver bakayım bana. Aa. Nasıl anladın kız bunun kısmet olduğunu? Anayız herhalde bizde. Tınısından tanıyorum ben. Bebeği mi tınısından tanıyorum? Getir. Tınısını sevsinler, onun tınısını sevsinler şunun. Annesi. Şişt, hadi sen onları hallet. Ben gideyim kantini bir alayım geleyim. Erol dur gitme. Şiş,
İsmet de ağladı. Al bakayım İsmet'i. Herhalde biliyoruz. Bu da İsmet. O kısmetse bu İsmet. Halep oradaysa bu da İsmet. Gel bakalım. Allah'ım İsmet'ime bak sen. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Ne oldu kız? Ne oldu kız Zilli? Ne oldu? Allah'ım yerim seni. Yemin ediyorum welcome to babalık. Hissi geliyor şu anda. Babalığa hoş geldim. Welcome ben. Allah'ım İsmet'im. Kurban olsun seni. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.